İyi akşamlar. Sen ne dersin? Hoş geldiniz. Yavuz Ohan ve Akif Bekir ile beraberiz. Nasılsınız? İyi akşamlar. Aslında iyi geldik de şu yani Levent Gültekin'e saldıranları evet. görünce canımız sıkıldı doğrusu. Yani... Evet, saat 19.30'da bir saat önce Halk TV'nin girişinde bir saldırıya uğradığını... Görüntüler korkunç. Görüntüler gelecek şimdi ekrana. Yani çok rahatsızcı vallahi. 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını geldi görüntüler bu arada. Bakırköy burası. Halk TV'nin girişi şu. Arkaya doğru bakmamız gerekiyor. Evet. Arka bölümde kalabalık bir grup. Yere düşmüş, tekmeliyorlar. Evet. Levent Gültekin şimdi... saldırıya uğradığını Twitter'dan duyurdu. Sonrasında bu görüntüler geldi. Bir gazeteci. Geçen hafta bir takım eleştiriler yöneltmişti. Yani zaten liderlere, zaten dili sivri bir gazeteci evet. Levent. Ama bu normal bir şey. Yani bir eleştiri dile getirebilir, bir şey söyleyebilir. Eğer bunun karşılığında verilecek bir cevap varsa sözle verilebilir. Ama öyle bir cezasızlık kültürü gelişti ki Türkiye'de şu anda. Beğenmediğin zaman, biri bir şey söylediğinde beğenmediğin zaman, canın sıkıldığı zaman bir grupla beraber onu dövebiliyorsun. Hatta öldüresiye dövebiliyorsun. Hatta ağzını burnunu kırıyorsun. Hatta kafasını yarıyorsun. Hastaneye yatırıyorsun. Ama cezaevinde 3 gün kalıyorsun. Ve hiçbir şeyle de bağlantılandırmıyorsun. Üstelik derinlemesine soruşturma yapan savcıyı hedef haline getirebiliyorsun. Kimse bir şey söylemiyor. Ve sonrasında da adamları serbest bırakacaksın diyebiliyorlar yani. Savcı fazladan cezaevinde yatmasın diye itiraz edebiliyor. Ondan sonra da Levent Gültekin'e 25 kişi, yarın başka birisine. Fark etmez ki bu cezasızlık olduktan sonra herkes birbirini dövsün. Ha bir de şu ayrımı yapamıyor çoğu siyasetçi. Yapmak istemiyor, işine gelmiyor. Eleştiri illa haklı olduğunda özgürlük, ifade özgürlüğüne girmez. Yani ifade özgürlüğü sayılabilmesi için eleştirenin başına bir iş gelmemesi, saldırıya uğramaması için filan eleştirisinin mutlaka haklı olması gerekmiyor. Sana muhatabı kimse, muhatabına ilgili tarafa çok haksızca da gelebilir. Başkası haklı olduğunu düşünür, sen haksız olduğunu düşünürsün filan. Karşılığı bu olamaz. Yani eğer hukuk dışı bir durum varsa, ifade özgürlüğünün kapsamının dışına çıkan bir boyutu varsa onun gereğini hukuk yapar. Eğer öyle değilse cevabını sen verirsin. Yani söze karşı sözle mukabele edersin. Ya kısas kültürünün olduğu yani kan davası raconunda bile söze söz dişe diştir. Yani kaldı ki hukuk devletinde olamaz öyle zaten bir şey. Zaten böyle bir şey olamaz. Hukuk devletinde olamaz. Yani söz var burada. Ya iyi de çok haksız, insafsız bir söz. Cevabını verirsin onu. Yani eğer haksız buluyorsan, sana haksız geliyor ise bu sana her türlü şiddetle karşılık verme hakkı vermiyor ki. Yani yanlışlık orada. Burada bir şiddet saldırısı var. Bir gazeteci saldırıya uğruyor. Bu saldırıya karşı çıkmak için illa o gazetecinin dilini, üslubunu, sözünü, içeriğini onaylaman gerekmiyor. Bunu yapamazsın. Yani şiddet suçtur. Şiddetle bir söze karşılık veremezsin. Verirsen sen suç işlemiş olursun. Derev ki o söz haksız, o söz suç değil. Haksız gelebilir sana. Seni incitebilir, rahatsız edebilir. Hoşlanmayabilirsin ondan, katılmayabilirsin. Zaten demokratik ortamın özü bu. Herkes seninle hemfikir olursa orada özgürlüğe ihtiyaç kalmaz. Şu anki tablo ne? Yarın oradan 8-10 kişiyi yakalayacaklar. Belki yarısını, belki üçünü, belki beşini. Ne diyecek birisi? Giderken canım sıktı. Gördüm işte bir şey söyledim beni tersledi. Ondan sonra da orada hatırlamıyorum. Diğerlerini tanımıyorum falan. Bitti. Kimse araştırmıyor bunu. Tabii münferit spontane. Spontane gelişmiş bir olay gibi. Biz bir grup 20-25 kişi oradan geçerken gördük zaten tepemizi attırıyordu. 20-25 kişi birbirini tanımıyoruz da diyor. Bir arada olduklarını ispatlasam bile bir arada iş yaptıklarına ilişkin bir iddianame hazırlanmıyor. Selçuk Özdağ'da yaşanan Selçuk bu değil Özdağ'da, mi? Selçuk Özdağ'da Orhan Uğuroğlu'nda yakın zamanda saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile Yeni Çağ yazarı saldırıya uğradılar. Sonrasında Selçuk Özdağ'a saldıranlar tutuklandı ama bir akşam vakti sessiz sedasız bırakıldılar. Suç nevinin değişme ihtimali üzerine bırakıldılar. Savcı orada onların hakkını korudu.
Yani suç nevi düşebilir. Sanıklara, bunun değişme ihtimalini sanıklara zarar verebileceğini fazladan cezaevinde kalabileceklerini. Evet. Peki bu bir organize suç muydu? Bunlar birbirlerini tanıyorlar mıydı? Arabalar nereden alındı? Onların bir organizasyonda bir payı var mı? İş bulmaya giderken biz tesadüfen gördük savunması ne kadar gerçekçi? Bunlar hiçbir şey yok. Bu organize bir şey denmedi. Bunu demeye çalışan savcı yerle bir edildi. Ve kimse bir cümle etmedi. Adalet Bakanı o kadar hassas bir insan. Savcı ile ilgili bu kadar yayın yapıldı, bir cümle etmedi. Ama şimdi sen bu ülkede hangi adaletten bahsediyorsun? Yani sen ki? O gün o iki saldırı hakkıyla soruşturulsaydı belki bugün Levent Gültekin'e böyle Bakırköy'ün orta yerinde fütursuzca saldırmaktan imtina edebilirlerdi. Ondan önce de diğer gazetecilere diyorsun. Yapılan saldırılarda benzer tabii, durum. Murat İde'ye olmuştu. Murat İde'ye oldu. İşte Yavuz Selim Demirağ. Selim Demirağ oldu. Evlerinin önünde insanlar bunlar çok ciddi dövüldüler. Siyasi şiddet olayları. Evet. Bunlar adi vaka değil. Adi vakada bile burada konuşmuştuk. Yani mesela komşusuyla itişip kakıştığı için Halil Sezai 1,5 ay tutuklu yargılanmış. 1,5 ayda davası sonuçlandırılmış. Az daha idam edilecekti Halil Sezai. Az daha idam edilecek. Tabii ama 1,5 ay Halil Sezai tutuklu yargılandı. Bir siyasi şiddet olayı değildi. Organize bir saldırı şeyi de yoktu. Yani bir aralarındaki bir itirafı konuşmak üzere gitmiş, alevlenmiş. İşte tartışma filan tansiyon yükselmiş. Ondan sonra da kabul edilemez bir boyuta taşınmış. O da zaten kabahatini kabul ediyordu. 1,5 ay tutuklu yargılandı. Organize bir siyasi şiddet olayının failleri, sanıkları bu ülkede tutuksuz yargılanıyor. Evet. Bir değil, iki değil, üç değil. Evet. Yani bundan sonra da bu devam ettiği zaman kimse şaşırmamalı. Bu demek ki kollanıyor. Siyasi şiddet uygulayanlar, sokaklarda terör estirenler demek ki kollanıyor. Şimdi bir olayda cezasız kaldı mı, yanına kaldı mı zaten sonraki olaylara davetiye çıkarıldığını anlayabilirsin. Çünkü onlar da yanlarına kalacağını görerek ondan cesaret bulur. Cüretleri artar. Sadece yüreklendirirsin siyasi şiddet olaylarını ve arkası gelir. Ve siyasetin bugünkü tavrı biraz o yüreklendirmeyi beraberinde getiriyor. Yeni görüntü var bu. Yani başka bir saldırı anının başka bir açıdan görüntüsü var. Bizi alalım arkadaşlar. Bir görüntüyü tam ekran görelim. Öteki görüntüyü de birlikte kelebek yapabiliriz belki. Burası bayağı Bakırköy'ün o çarşı. Meydanda ya. Meydan evet. Yani çok önünde. Merkezi bir yer. Burada dünya kadar MOBESE kamerası vardır. MOBESE kamerası olmasa bir sürü iş yerinin güvenlik kamerası vardır. Dolayısıyla bu saldırganlar kimler, nereden geldiler, eşkalleri nedir, bunları belirlemekte emniyet güçleri hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ama onlar çok kendileri açık. Kaygı duymuyorlar. O onu demeye çalışıyorum. Evet, onu demeye çalışıyorum. Yani böyle bir yerde bu saldırı gerçekleşiyorsa, evet. Çok kalabalık bir grup. Tekmeliyorlar şu anda. Ortaya yerde. Alıyorlar. Evet, yerde. Ortaya alıyorlar, tekmeliyorlar. Yani. Hiç insani değil. Siyasi şiddetle mücadelede bir mesafe alındığını da burada söylememiz, belirtmemiz gerekmez mi? Kabul edelim şimdi. Buyurun. Normalde şu dakika itibariyle çoktan bu siyasi şiddeti uygulayanları sahiplenen, savunan açıklamalar görmemiz gerekirdi. Değil mi? Öyle oluyordu. Evet, nasıl biraz oluyordu? Bilmiyoruz, belki de vardır. Kendisine belki de vardır. Ama henüz çok yüksek tonda bir tonda şey görmedik, gelmedi. Evet, bir kulağımda. Twitter'a bir belki şöyle bir bakalım yani. Suçu kendinde arasın. Ne yaptı da o 20-25 kişiyi tabii kızdırdı, kendi üstüne kışkırttı, saldırttı. Kendini niye dövdürdü? Bu dayağı niye hak etti? Dönsün, suçu kendinde arasın. Sakın ha kızdırdığı, öfkelendirdiği, kendine saldırttığı insanlar da suç bulmaya kalkışmasın. Bu halkın haklı öfkesidir denmiyor muydu? Resmi ağızlar daha önce mesela ana muhalefet liderine linç girişimi yapıldı, ölümden döndü. Oradaki Savunma Bakanı Akar'la dönemin Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya onu sağ çıkarmaktan başka o an aklımızdan bir şey geçmiyordu dediler. Sağ çıkmama ihtimali vardı. Onlar bile korktular sağ çıkaramayacağız diye. Yakın yakın teröristi diye bağıranlar vardı. Ne dendi? Ya dön suçu kendinde ara. Dendi. O zaman bunu meşrulaştırmış olmuyor musun? Selçuk Özdağ öfkesi, onlara bir şey diyemezsin. Selçuk Özdağ saldırıya uğradığında da ne denmişti? Gündeme gelmek için sahte bir saldırı organize etti denmişti Bahçeli Selçuk Özdağ için. Evet. Bahçeli söylemişti. Öncesinde ne olmuştu? Sonrasında görüntü çıktı. Yani Selçuk Özdağ evden çıkıyor. O görüntüyü de sen çektirdin dedi ya.
Evet. Yani bu açıklama yapıldı. O ilk görüntüydü. Sonra evet. Tam bir başka görüntü çıktı. O görüntüde o saldırının nasıl gerçekleştiği ayan beyan ortadaydı. Ne demişti Selçuk Özdağ için? Semih Yalçın'ın bir açıklaması vardı değil mi? Hatırlayın. Selçuk Özdağ adında bir siyaset bukalemunu son sığındığı kapı halktan itibar görmeyince çareyi milletimizin sevgiyle kucakladığı MHP liderine saldırmakta arıyor diye bir tweet, tweetten bir gün sonra saldırı. Peki Semih Yalçın Levent Gültekin için ne demiş? Levent Gültekin adındaki azınlık ırkçısı gazeteci ve yazar taslağı açıkça ilan edemediği bölücülük ve Türk düşmanlığını duçar olduğu MHP Nevruz'u üzerinden teşhire çalışıyor. Şimdi bunlar bu sonucu doğurduğu birbiriyle bağlantılı olarak söylemek mümkün değil. Ama bu kadar da üst üste bu işler geldiğinde en azından şu mesajları atanların bu olayı tasvip etmediklerini çok şiddetli bir biçimde ortaya koymaları gerekiyor. Evet. Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı olduğunda Semih Yalçın'la girdiği bir tartışmadan sonraydı. MHP Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Sayın Yalçın'la girdiği bir tartışmadan sonra Sayın Özdağ şimdi okudum sen işte okudun, yani. Saldırıya uğramıştı. Şiddetle ve sokak olaylarıyla arasına, sokak şiddetiyle arasına mesafe koymuştu o zaman Sayın Yalçın. Evet. Benim dilim sivridir. Herkes bilir. Yani lafımı esirgemem. Ama bizde deli çoktur da demişti. Sert konuşurum. Evet bizde deli. Ben bir şey yapayım. Onu da dedi de. Şimdi mesele şu, bir yere getireceğim. Anladım. Yani o başka bir dediğini, bir sürü dediği var. Ona bakarsan onu da dedi, bunu da dedi filan. O lafın sonunda söylüyordu onu doğru. Bizde deli çoktur diye. Yani şeyi onaylamadığını, sokak şiddetini, siyasi şiddeti onaylamadığını, bunun ülkeye neye mal olduğunu bilen bir geçmişten geldiğini, 80 öncesi olayları hatırlatıyor, evet. Söylemişti. Sayın Bahçeli de şiddetin o sokak şiddetinin birden fazla kişiye sadece Özdağ değil gazeteci arkadaşlarımıza yönelik şiddet olaylarının da partisiyle ilişkilendirilmesine reddetmişti. Tepki göstermişti. Bunun bir komplo olduğunu söylemişti. O zaman da konuşmuştuk. Eğer öyleyse bu bir komploysa bunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması MHP'nin yararınadır. MHP'nin bunu desteklemesi gerekirdi. Yani bu soruşturmaların sonuna kadar götürülmesi, nereye kadar varıyorsa tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılması herkesten çok MHP'nin isteyeceği bir şey olmalıydı. Öyle değil mi ya? Benim getirmek öyle istediğim tabii. Benim getirmek istediğim yer burası. Tamam. Şimdi sen gene mesela Sayın Yalçın'ın Levent Gültekin'le ilgili şeyini okudun tweetini. Aynı açıklamayı yapabilir. Diyebilir ki ben kardeşim bize sözünü esirgememiş birisine herkes bilir dilimin ayarında sivri olmadığını, sivri olduğunu. Ben de en sert dille tepki gösterdim diyebilir. Bununla ne alakası var diyebilir. Evet tamam ama orada kalmaması gerekir. O zaman toplumun da kamuoyunun da şunu beklemeye hakkı var. Herkesten çok bu saldırının faillerinin yakalanıp cezalandırılmasını Sayın Yalçın savunmalı. Evet. Öyle değil mi? Eğer MHP'ye yönelik bu konuda bir komplo varsa, yani bu siyasi şiddet, sokak şiddeti ile MHP'yi ilişkilendiren bir komplo söz konusuysa, bu komployu boşa çıkarmak, bu komployu bozmak çok mümkün. MHP'nin desteği çok yardımcı mesela olur bu konuda. Mesela Selçuk Özdağ ile ilgili soruşturma sırasında savcıya yönelik o eleştirilere de Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşı çıkması lazımdı. Ama MHP teşkilatından doğrudan savcıya da falan açıklamalar yapıldı. Evet. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda sessiz kaldı. Savcıya yönelik bu salvolar sırasında, eleştiriler sırasında. Şimdi o zaman olmuyor yani. Senin söylediğin denklemi tam oturtturamıyoruz. Ben de oradaki çelişkiye işaret ediyorum zaten. Yani o zaman, ben de desteklemek için söyledim. Zaten. O zaman bu detayları da konuşmuştuk. O zaman soruşturmanın kendi mecrağında ve hakkıyla yürütülmesini desteklemesi gerekirken niye bir takım MHP'li isimler savcı üzerinde baskı kurdu? Evet. Bu soruyu sormaya hak doğar o zaman. Doğrudan ismiyle yani, fotoğrafıyla Twitter'da hedef alındı. Bu yani, savcı ne yapmak istemektedir soruları canım, yöneltildi. Bizlerden birisi yapsa yani onun soruşturması olurdu devamında. Evet şimdi bu Levent Gültekin'e saldırıyı takip edeceğiz. Yani bunu tabii ki kınıyoruz. Yani, olabilecek en sert şekilde bunu kınıyoruz ama kınamak bir çözüm değil. Devleti yönetenlerin bunu durdurması gerekir. Birinci sorumluluk devleti yönetenlerdedir. Eğer sokakların güvenli değilse
Önce kamu düzeninden kim sorumluysa döner ona bakarsın. Asayişi ben sen sağlayacak değiliz bu ülkede. Yani milletin can güvenliğini ben sen sağlayacak değiliz. Kimse ondan sorumlu. İçişleri Bakanı başta olmak üzere gereğini yapsınlar. Eğer gereği yapılmazsa bu işler böyle sürüncemeye bırakılırsa, Halil Sezai örneğini verdik, komşusuyla arbede yaşadı, 1,5 ay tutuklu yargılandı, 1,5 ayda davası sonuçlandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun davası 2 yıla geliyor. Henüz ikinci duruşması yapıldı mı, yapılacak mı? Bu ay başında ikinci duruşması yapıldı. Evet. Bir tane tutuklu sanık yok. Bir tane tutuklu sanık yok. Ve saldırganların kimliği bilindiği halde, belli, ortada olduğu halde. O zaman bunları hızla sonuçlandıracaksın. Saldırganları yakalayacaksın, gereğini yapacaksın. Onları kahraman ilan etmeyeceksin. Sırtlarını sıvazlamayacaksın. Üzerlerinde bir siyasi koruma olmadığını bilecekler. Dokunulmaz olmadığını bilecekler. Ve tekrar ederse benzeri ceza alacağını bilecek. Yani bunun cezası kalmayacağını bilecek. Asıl olan bu değil mi? O zaman öyle durdurursun. Öyle tabii. Durdurursun. Bu bir. İkincisi, konuşacağız bu akşam. İşte Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha, ki o güne denk gelen, yani çok vahşi, hunhar, kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarıyla karşılaştık gene. Ya yani bütün toplumu sarsan şeyler gördük, görüntüler. Peki şiddet normalleştirilmezse bir toplumda, siyasetin dili bu kadar şiddetli olmazsa, şiddet kültürü dediğimiz şey bu kadar eğer normalleşmez, yaygınlaşmazsa buralara gelir miydi bu iş? Yani kadına, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var, mecliste tekrar bir komisyon kuracağız diye. Bugün söyledi. Ama kadına şiddetle mücadelede komisyon ne yapar ki? Yani bu iş komisyondan ziyade dili şiddetten arındırmak gerekmez mi? Evet. Siyasetin dilini her şeyden önce şiddetten arındırmak gerekmez mi? Kime yapılırsa yapılsın, hangi görüşten isterse, yani bir parti kendisine en muarız kesimden, en muhalif kesimden en rigid, en sert eleştirilere şiddetle karşılık verilmiş olsun. En önce o parti eğer çıkıp o şiddeti lanetlemezse, o şiddeti reddetmezse, onun hesabını sormakta en öne geçmezse, en başta yer almazsa ya bunun hesabını soralım diye, o zaman nasıl şiddet kültürünü yeneceksiniz de kadına yönelik şiddeti maalesef de çok karanlık bertaraf edeceksiniz? Daha 2 saat buralardayız. Bakalım bir açıklama karanlık gelecek mi, görürüz. 8 Mart'la devam edelim. Şimdi bugün geleneksel feminist yürüyüşü var. Taksim Meydanı'na çıkmak istediler kadınlar ve onlara destek veren erkekler elbette. Acaba izin verilecek mi, verilmeyecek mi? Geçen yıl, önceki yıllarda çok sert müdahaleler gerçekleşmişti. Polis biber gazı kullanmıştı, yerlerde sürüklenen kadınlar görmüştük. Bu sene de gördük de, en azından hani bugün oraya da geleceğiz. Cumartesi günü gördük. Bugün bu görüntüleri görecek miyiz diye bekliyorduk. Bir de insan hakları eylem planı açıklandı tabii. Artık yeni bir Türkiye var. İnsan hakları meselesinde mesafe almış bir Türkiye var en azından. Yani. Tabii. En azından niyet beyanında bulunmuş bir Türkiye var. Çağdaş Ulus muhabirimiz, KRT muhabiri Taksim civarında. Çağdaş, neredesin tam olarak? Kapattılar yanlışlıkla. Çağdaş bizi duyamıyor. Şimdi tekrar bağlantıyı deneyecekler. Yayından önceki son durum şuydu. İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na kadar bir yürüyüş yapılacaktı. Fakat polis valilik kararıyla Taksim İstiklal Caddesi'ni ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün yolları kapatmıştı. Bugün öncesinde görüntüler de geldi. O İstiklal Caddesi'nde bildiğimiz ara sokakların hepsinde polis bariyerleri vardı. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne de Taksim Meydanı'na da ulaşamıyordu kadınlar. Fakat zorlamaya da devam ediyorlardı. Onlar da bu engellemeye rağmen bu yürüyüşü gerçekleştirmek istiyorlar. Hazır mı arkadaşlar? Çağdaş duyabiliyor musun bizi? Evet İnan Demirel, duyuyorum. Şimdi Çağdaş, neredesin? Hala İstiklal Caddesi'ne, Taksim Meydanı'na gitmeye çalışan eylemciler, kadınlar var mı? Polis müdahalesi gerçekleşti mi herhangi bir noktada? Nedir durum? İnan Demirel, saat 5'ten beri Taksim'deyiz biz, biliyorsunuz. Buradan canlı yayınlarımızla buradaki son dakika gelişmelerini sizlere aktarmaya KRT ekranlarında devam ediyoruz. Şu saatlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin hemen önündeyiz. Taksim'e çıkamayan
göstericiler valilik kararı ile biliyorsunuz ki Taksim'e çıkmaları yasaklandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen kadın inisiyatifleri, kadın dernekleri Taksim'e çıkmak istemişlerdi. Burada bir eylem gerçekleştirmek istemişlerdi. Ama valilik kararı ile pandemi koşulları gerekçe gösterilerek Taksim'deki eylem yasaklandı. Bu nedenle biz kameraman arkadaşım Coşkun Çatar'la birlikte saat 17 sıralarında Taksim'e geldiğimizde Taksim'e çıkan bütün yolların kapatıldığını gördük. Barikatlarla, polis barikatlarıyla kapatıldığını gördük. Taksim'e gazetecilerin dahi alınmasına izin verilmedi. Saat 19'a kadar biz Taksim meydanına giremedik. Ardından Sıra Serviler Caddesi'nde şu anda bulunduğumuz Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye Gümüşsuyu'ndan ve Şişhane'den yaklaşık 1000 kişilik bir grubun çıkış yaptığını gördük ve biz de soluğu burada aldık kameraman arkadaşım Coşkun Çatar'la birlikte. 1000 kişilik grup 3 noktadan buraya gelmişlerdi. Burada toplandılar. Amaçları yine bir şekilde Taksim'e çıkmaktı. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Taksim'de kutlamak istiyorlardı. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek istiyorlardı. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin de uygulanmasını istiyorlardı. Fakat dediğim gibi valilik kararına polis uydu. Göstericilerin, eylemcilerin, kadın inisiyatiflerinin Taksim'e çıkmasına izin vermedi. Bulunduğumuz noktada kadınlar bir araya gelmişti. Burada polis barikatını yıkmak istediler. Bir süre polisle mücadele ettiler. Ancak polis hiçbirine izin vermedi. Bu 1000 kişilik grubun büyük çoğunluğu daha sonra Karaköy'e doğru yürüyüş gerçekleştirdi ve saat 8.30 sıralarında, 20.30 sıralarında eylemini orada tamamladı. Ancak yaklaşık 20 dakika önce burada bir 100 kişilik bir grup vardı. Onlar ısrarla Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önünden Taksim Meydanı'na çıkmak istediklerini belirttiler. Burada polis barikatını aşmak için görüşmeler yürüttüler ama polis bu göstericilere de izin vermedi. Polisin burada göstericilere, eylemcilere, Taksim'e çıkmak isteyen kadın inisiyatiflerine saat 9'da sokağa çıkma yasağının 21 sıralarında sokağa çıkma yasağının başlayacağını hatırlattığını da belirtelim. Bunun üzerine de buradaki kadın inisiyatifi üyeleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyeleri buradan ayrıldılar. Şu saat itibariyle Taksim İlk Yardım Hastanesi önünde ne bir kadın grubu söz var ne de polis barikatı var. Gruplar dağıldı. Polisler de barikatları açarak buradan ayrıldılar. Buradan anlatacaklarımız İnan Demirel. Şimdilik bu kadar. Peki Çağdaş, teşekkür ederiz. Tablo şu. Müdahale yok. Yani o geçen sene gördüğümüz yerlerde sürüklenen kadınlar, gaz sıkan polis yok. Fakat yürüyüşe de izin yok. Yani İstiklal Caddesi'nden Taksim'e kadar yürünecekti, sloganlar atılacaktı, şarkılar söylenecekti, 8 Mart kutlaması yapılacaktı. Fakat memlekette değişen bir şey yok. Küçük bir grup herhalde oralarda yine yürüyüşünü yapıp vardır mutlaka. Yani şimdi Taksim'in ara sokaklarında ama vardır da büyük resme bakınca sabahtan bu yana zaten bildiğim kadarıyla İstanbul'da metro da çalışmıyor Taksim'e. Metro seferleri de durdu. Otobüslerde önlem alınıyor, başka şeyler yapılıyor. Dünyanın en önemli meselesi 1000 kadının bir araya gelip kendi haklarıyla ilgili iki cümle etmeleri şu anda Türkiye'nin en önemli meselesi. Bunları bir araya getirmemek ama. Yani onların bir şey söyle, bunları bir araya getirmemek büyük başarı gerçekten. İstanbul Valisi'ni tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş başardı bugün. Valiyi tebrik edelim. Sonuç bir var. Valilik kararıyla oluyor bu işler. Bilmiyorum, vali birinden talimat aldıysa ona da tebrik edebiliriz. Ama valiyi tebrik ediyorum. En azından verilen görevi yerine getirmiş. 1000 kadını bir araya getirmemiş. 3-5 kişi bir araya gelirse Allah muhafaza. Bak Bakırköy'de neler oluyor? 5 kişi bir araya geliyor, gazeteci dövüyorlar. Yani o 1000 kişi bir araya gelse neler olacak? Düşünebiliyor musunuz? Ya böyle bir ya bakış çok rahatsız edici. Ve buna izin verilmemesi, buradan işte kadınlara bu şekilde hareket edilmesi, açık havada pandemi nedeniyle bile yapılamaz. Bugün AK Parti'nin kadın kolları toplantısı yapılmış. Dolu ağzına kadar salon. Lebalep miydi? Benim gördüğüm. Geleceğiz. Tıktım mıydı? Lebalep. Geleceğiz. Cumhurbaşkanı bugün yine salgına rağmen salon memnundu. Çok dolu dedi. Memnundu. Burada düzen var, nizam var. İstediğin zaman istediğin konuya geçemezsin.
Bak geleceğiz bak, diyor. Bak geleceğiz diyor. Öyle yok yani. Evet, tamam, burada düzen var, nizam var. Sahipsiz değiliz. Anarşik bir yaklaşım öyle var burada değil mi? Anarşiye yeri yok. Ben öyle yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Eylem yapacağım. Bugün Dünya Doğru. Kadınlar Günü. Doğru. Ondan sonra bilmem ne filan. Biz bu akşam burada mesela. Yani bir saat önceki havamız bu değildi. Burada gene gırgır şamata gülerek başlayacaktık programa. Ama öyle yani bir hal kaldı mı? Öyle bir hal kaldı mı? Evet yani. Öyle kafana göre ben gülerek güle oynaya program yapacağım. Kimseyi germeyeceğim. Kendim de gerilmeyeceğim. Stüdyoda böyle neşe filan içerisinde konuşup gideceğiz. Yok öyle. Yağma yok. Bu sene girebiliyor muyuz bilmiyorum. Sistem izin veriyor mu? Mehmet Akif Ersoy yılı. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun bir genelgeyle Mehmet Akif Ersoy yılı ilan etti. Mehmet Akif'in sadece o değil ama başka birden fazla var. Ona da istersen biraz sonra gelelim. Kardeşim lafı açıyor, lafın sonunu getiremiyoruz bir türlü. Yani gene bu konuya 30 saniye yapma, içerisinde 30 saniye içinde girip çıkabilirsin hemen. Peki hemen tamam. Hakkımı kullanıyorum. Kum saati falan koy buraya istersen. Ben buradan şey yapıyorum, ölçüyorum. Molla Kasımlık yapma. Birden fazla şey var, doğru. Bu sene birden fazla yıl. Acı Bektaş Veli yılı, aynı zamanda Yunus Emre, Ahi Evran Türkçe yılı, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı. Hepsi bir arada olamaz mı? İlla bir yılda yani bir kişiye mi ithaf etmen lazım bir yılı? Bu sene aynı anda Türkiye yeterince devletimiz büyük yani. Hepsini aynı anda yapabilecek imkana sahip. Farklı şeyleri kutlanabilir, anılabilir. Mehmet, evet şimdi söyleyebilir miyim? Süreyi başlatabilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy'un en aklımda yer eden dörtlüğü, tabii İstiklal Marşı'nı saymıyorum. Belki bir iki dörtlüğünden bir tanesidir. Abdülhamit'le ilgili birkaç şeyi var. Şu... Viranelerin yaşçısı, yasçısı pardon, viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Beni evvel getireydin ya Rab ne olurdu. her gün insana yeniden söyletir mi bir... Bir dakika bir meal, azıcık meal alalım. Yani viranelerin yasçısı virane, harabelere yas tutan, ağıt yakan... baykuşlara döndüm. Bu ülkeyi hazanında, sonbaharında gördüğüm için gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Beni daha önce getireydin ya Rab ne olurdu diyor. Abdülhamit'ten önce. Yani o dönem sadece Abdülhamit değil, onun yaşadığı dönem, hani Cumhuriyet'in ilk dönemi de Abdülhamit dönemi, İttihat dönemi, hepsi için. Hepsi birbirini aratıyor onun açısından çünkü baktığında. Yani Abdülhamit dönemi, sonra İttihat onu aratıyor, sonra o onu. Velhasıl yani bu ülke evlatlarına başka bir şeyle, kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanı vermiyor diye kim söylemişti? Bu ülke evlatlarına yani sadece yüzü gülerek geçirecek bir gün vermiyor yani. Sadece hani bugün yüzümüz güldü ya iyi geldik hadi çok şükür bak akşam ettik 4 saat sonra günü kapatacağız. Çok şükür hani neredeyse kazasız belasız atlatıyoruz. Hani olanlar da nazarlık. Yani onlar zaten alıştığımız şeyler. Aslında başka bir ülkeye çok fazla gelecek. Gene birçok şey konuşuldu, söylendi, oldu filan bugün. Ama geçtik onları. Onları da konuşacağız. Yani siyasetin lüzumsuz tansiyonu, ayrımcı nefret söylemleri filan. Şimdi onları da zaten konuşacağız ama orada Ankara kulisleri var. Ben de yalnız şey yapmayın da. Az sonra mı? Evet. Yani İyi Parti'den ve diğer şeyler. O zaman tabii. Bomba sürpriz şeyler bombolar var. Var. Özel kulisler var tabii. Peki. Kimse bir yere ayrılmasın o zaman. telefonunu bırakıp anons geçmen gerekiyordu. Fakat maalesef böyle yani gerçekten tadı tuzu kaçmadan filan bir günü tamamlamak neredeyse artık mucize oldu yani. Bir de aynı güne denk geliyor ya Akif. İnsanın yani bir Ahmet Hamdi Tanpınar. Hangisine üzüleceğini bilemiyorsun. Bir de kendi... Baktım telefondan da pardon. Bu ilk... Ahmet Hamdi Tanpınar'ı. Ben Cemil Meriç mi diyebiliyorum. Yok Ahmet Hamdi. Kendi zekanla şey yapıyorsun, sorun yaşıyorsun. Ya bir dakika ben acaba göremiyor muyum falan diye. Yani kapalı alanda toplantı yapılırken ve oranın dolu olduğunu... Bu niye yapamıyor diyorsun. Ya burada niye yürüyemiyor? Böyle yılda bir defa kadınlar yürüyecek. Ben mesela anlayamadığım, en zor anladığım işlerden birini biliyor musun? 1 Mayıs kutlamaları. Türkiye'de 3 sene kutlandı bu. 1 Mayıs Taksim'de. İnsanlar çocuklarıyla gittiler. Süper AK Parti döneminde oldu. AK Parti döneminde oldu. Kaldı. Yasaklar kalktı. Evet. Çocuklarıyla gittiler. Eğlence, 2007. Bayram havası bilmem ne falan. Birden kapandı.
Bitti mevzu. Yasak. Niye yasak? İnşaat var yasak, o var yasak, bu var yasak. Ya niye yasak? Bayram havasında kutlanması mı rahatsız ediyor insanları? Niye orada gerilim tekrar çıkıyor yani? Grup yorum bugün bütün üyeleri neredeyse Türkiye dışında hapiste olan üyeleri var. Grup yorum Beşiktaş'ta İnönü Stadyumu'nda çok büyük bir konser vermişti. Çok büyüktü. 100 bin kişilik bir konserdi. Şimdi, o da AK Parti'nin izniyle ondan sonra yapılmıştı. Aynı iklime denk geliyor. Bir şey, bilek güreşi biçiminde gidiyor ya. Yasak kalktı. Tamam, kalkmışken hazır ve hiçbir şey olmamışken, kutlamalar son derece güzelken, bayram havasındayken mesela niye yasak? Peki, yasak cevap tekrar mı kaldı? Cevap şurada olabilir tekrar mi? Tekrar mı gerilim talebi yani? Cevap şurada olabilir mi? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler rektör eylemini başlattıkları zaman terörist vesaire ilan edilmişlerdi ya. Polis girmişti, biz yayındaydık. Sert müdahale olmuştu. Tutuklananlar var. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eyleme karşı çıkıp o atamayı savunan, siyaseten buna itiraz etmeyen bir grupta Beyazıt'ta eylem yapmıştı. Ellerinde pankartlarla. Onlara hiç polis müdahalesi falan olmamıştı. Acaba o iki eylem arasındaki farklılık her neyse, hayır, ama bugün 8 Mart eylemindeki farklılık da olabilir mi? Hayır, benim söylemek istediğim biraz daha sanki bu bir tansiyon yükseltme talebi gibi geliyor bana. Var olan, hazırda herkesin katıldığı ve bayram havasında yapılmış bir toplantıyı bile burası yasak diyerek yeniden bir bilek güreşine dönüştürme aklı... Ama yeni değil ki bu, hep öyle. Geçen sene, önceki senden bahsediyorum. Ben de onu diyorum. Şimdi diyorsun ya, ya delireceğim yani, nasıl olur yani, kapalı salonda lebalep tıktım tıktım doldurarak toplantı yapılabiliyor, parti kongresi verelim yapılabiliyor. Verelim görüntüyü arkadaşlar, bugünkü AK Parti Kadın Kongresi'ndeki... Dayanamadı, sırayı bozdu. Verdi görüntüyü. Yani bu yapılabiliyor da açık havada 500 bin kadınlar gününde niye yürüyüş yapamıyor? Bu delireceğim diyorsun, anlamıyorum bunu diyorsun ya, belki de amaç seni delirtmek olabilir mi? Yani... Evet, kontrolden çıktı. Siyasi olarak kontrolden çıktı, bu kadar olmaz. Siyasi olarak da ben başka bir gerekçe de bulamıyorum zaten buna. Yani şu görüntüler verilebiliyorsa bir kapalı salonda, üstelik pandemi artıyor. Yani vaka sayıları artıyor. Bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Dekanı hastanelere başvuruların %20 arttığını söyledi. 81 ilden gelenler var burada. Hepsi tekrar illerine dönecekler orada. Yani ne kadar büyük bir risk. Ama Ankara Sarı, onu atlıyorsun. Ankara Sarı işte olduğu için. Hayır, süper bulaştırıcı diye bir faktör var arkadaşlar. Siz şimdi risk analizi yaparken onu atlıyorsunuz. Süper bulaştırıcı bugün Kadınlar Günü'nde ortaya çıkacaktı. Muhtemelen bu konuda duyum alındı. Bir ön istihbarat var. Süper bulaştırıcı da bir kişi 200'e bedel, biliyorsun. Bir kişi, evet, 200 kişiye mutant bulaştırıyor. Şimdi buralarda diyorsun ya, 81 ile dağıtılacak ama dağılacak buradaki kalabalık. İyi ama yani buraya eğer önlem alındıysa, süper bulaştırıcı sokulmadıysa risk aynı değil ki. Doğru. Yani o 1000 kişinin arasına bulaşabilecek 10 tane süper bulaştırıcının oluşturacağı risk çok daha büyük. Bütün Türkiye'yi Allah muhafaza kıpkırmızı hale getirebilir. Tabii. Şimdi sen mi bileceksin, devlet? Bir de açık havada yapabilir değil mi bunu? Bir de açık havada, açık daha Allah muhafaza. Peki Cumhurbaşkanı şimdi bugün kongrede konuştu. Bu kongrede, görüntülerini gördüğümüz kongrede. Acaba bu kalabalığı görünce yani aklına, ya burada çok koronavirüs riski var, biraz şöyle hani araları açın, biraz geriye doğru gidin mi demiştir sizce, yoksa daha önce Rize Kongresi'nde lebalet mesafeye dediğini... dikkat ediliyordur. He. Bir Sağlık bakalım. Sağlık Bakanı söyledi, biliyorsun yani, ben ne hale. Cumhurbaşkanı son anda durdu bu kalabalığı övmekten diye hatırlıyorum. Hı. Bakalım mı, ses mi vereceksin? Yok, vermeyeceğim, vazgeçtim. Ben de akışta değişiklik yapabilirim yani, verecektim. Kafana göre takıl o zaman. Yani nasılsa düzen nizam kalmadı diyorsun. yok. O sesi kesmemişiz. O yüzden. Cumhurbaşkanı bugün söyledi. Dedi ki Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği, bu aşı iddialarına cevap verdiği bir bölüm vardı. Orada söyledi. Dedi salgın olmasına rağmen bak dedi. Bu dedi kadın kongresi dedi. Salon nasıl dedi. Tıklım tıklım. Demedi. Değil mi? Tıklım tıklıma kadar geldi. Orada durdu demedi, diye hatırlıyorum. Öyle mi? Yok. Şöyle yani, geldi salon bak nasıl dedi, tam kalabalıkla övünecekken durdu ve başka bir şeye, konuya geçti. Yani onu demiş oluyor canım işte. Tabii ama o, hani onu söylemenin ama de yaratacağı bir... Ama tepkiler dikkate alınmış, en azından cümle yarım kalmış. Cümle yarım kalmış tabii. Dikkate alındığını, o konuda bir duyarlılık olduğunu görüyoruz. Evet. Yani
Bir mesafe alınmış yani, bir, öyle mi? Bir mesafe var. Tıpkı bir sonraki işte şiddetle, siyasi şiddetle mücadelede alınan mesafe gibi, en azından artık yani saldırıya uğrayana suçu kendinde ara denmiyor. O da bir şey. Önümüzdeki 1000 yılda inşallah artık saldırganı yakalayıp cezalandırma noktasına da ulaşırız. Gereği yani gibi. Medeniyet tekamülümüz, gelişimimiz oraya kadar gider yani bu hızla. Sağlık Bakanı'nın o cenaze görüntülerinden sonra özür dilemesi, sonra basın toplantısında yani bu işte bu kongrelerdeki görüntüler için daha ne diyeyim ben, yani ne diyebilirim mealinde verdiği cevabında bir karşılık bulduğunu mu söyleyebiliriz? Sen de bulmuş. Sen de bulmuş. Cumhurbaşkanı nazarında hani sen de bulmuş tık 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 bir karşılık. Dinlememiş. Ben de bulmuş mu? Sen de bulmuş. Ne bakımdan? Yani sen en azından resme baktığında, dinlediğinde o tepkilerin, eleştirilerin yansıyıp yansımadığını görebiliyorsun. Evet. Yani senin algında o karşılık bulduğu belli. Yansımış diyorum. Anladım. Karşılık bulmuş. Boşa gitmemiş yani. İyi, o da bir şey. Onu söylüyorum. Tabii bir hızlı bir, şey. Bir ilerleme var yani. Bu hızla giderse ama 1000 yıl dedin değil mi? 1000 yıllık bir süreç dedin herhalde. Önemli. Yani önemli. Önemli tabii. Önemli bir hız. İnsan yani. Hakları eylem planını 2 yılda hayata geçireceksek. Bunu da 1000 yılda tabii, haydi haydi geçiririz tabii. Herhalde yani. O zaman buradan devam edelim mi? Bugün çok enteresan bir şey oldu. Şimdi bence çok enteresan. Kılıçdaroğlu bu hani Çin'in gönderdiği 1 milyon doz aşı var ya. Distribütör şirket 12 milyon dolarlık devlet malzeme ofisine fatura kesti. O parayı aldı devletten. Fakat Çinliler o aşıları bedava göndermişlerdi. 1 milyon doz aşı bedava gelmişti. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili söylediklerine ilk kez yanıt verdi. Ama çok önemli bir nüans var. Bir dinleyelim, devam edelim. Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Ya bu ne utanmazlıktır ya. Ne vurdum duymazlıktır ya. Dünya şu anda aşı arıyor, aşı. Bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde hemen sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Önce ne dedi? Ben vatandaş Kemal'im. Sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. Niye gittin yaptırdın? Niye gittin yaptırdın? Şimdi benim dikkatimi çeken 3 nokta var. 3 mü? 3. Daha fazlası da mı var? Tamam, ben 3'ü sayayım mı? Sonra sen devam. 3. Birincisi, Kılıçdaroğlu devlet aşıyı parayla satıyor demedi. Ağzından hiç öyle bir laf çıkmadı. Devlet dedi ki 1 milyon doz aşı bedava geldi. Siz bunlara niye 12 milyon dolar ödediniz kardeşim? Bu ödemeyi niye yaptınız? Bize bunu anlatın dedi. Devlet aşıyı vatandaşına parayla satıyor gibi bir laf ağzından hiç çıkmadı. Ama bu laf söylenmiş gibi Cumhurbaşkanı buna yanıt verdi. Aynı bunlar iktidar oldukları zaman AK Partili iş adamlarının mallarına çökecekler. Ondan sonra size hayatı dar edecekler, partiyi kapatacaklar falan bir sürü şey saymıştı. Fakat bunların da hiçbirisi söylenmemişti. Bunun başka bir örneği. Birincisi bu. İkincisi diyor ki devlet aşı bulmuş, herkes aşı arıyor. Biz aşı bulmuşuz. Yani şimdi herkes aşı arıyorsa, bizim devletimiz de aşı bulma maharetini göstermişse, biz o zaman diyeceğiz ki ya herkes aşı arıyor, biz aşı bulduk. Kardeşim daha ne istiyorsunuz yani? Bunun üzerine 12 milyon doları niye verdiniz? Bu aşıları kime nasıl yapıyorsunuz? Vesaire vesaire. Soru sormaya kimin ne hakkı olabilir? Ama ne hakkımız olabilir? Devlet terbiyesi diye bir şey var. Devlet terbiyesi, bir de soru mu soracaksın devlete? Ha, oraya mı? Devlet terbiyesi mi? Devlet eleştirilebiliyor mu? Doğru. Hangi demokraside görülmüş? Nerede var? Doğru. Nerede? Yani bir, var mı öyle bir örnek? Hele böyle bir dönemde. Biliyorsun devlet yani. Hele böyle bir dönemde. Doğru, biraz hat meselesi. Ona biraz çalışayım ben. Üçüncüsü devlet de şu. Devlet terbiyesine mugayir, pardon, aykırı. Aykırı. Üçüncüsü de şu. Kılıçdaroğlu aşılama başladığı zaman milletvekili olarak gidip aşısını sırası gelmeden yaptırabiliyordu. Dedi ki ben sıramı bekleyeceğim. Sıram gelince yaptıracağım. Eşini de, o zaman, eşi daha sonra olmuştu. Gitti aşısı. Ne oldu? Fotoğrafı da paylaşmıştı o zaman. Niye sırası? Sıram gelirse aşı olacağım diyordun. Cumhurbaşkanı diyor ki sıram gelirse aşı olacağım diyordun. Evet öyle dedi. Sonra sırası geldi, gitti aşı oldu. O zaman diyor neden gidip aşı oldun?
Yani sırası geldiği için mi diyorsun? He, sırası geldiği için gitti aşı oldu ya. Evet. Neden gidip... Gelmeden mi oldu acaba? Yok. 72 yaşında ya. Öyle mi? Belki de gelmeden oldu diye istifa mı gitmiştir Cumhurbaşkanı'na? Bir gün önce. Bir gün önce. Bir saat. Bir gün sonra. Bir gün. Tam sırayı bir kişi şaşmış olabilir. Saatini bilmiyoruz. Belki evet. Doğru. Belki 15 dakika önce olduysa. Doğru. Sırayı bir kişi şaşmış olabilir. Yani son dönemde ben biraz istihbarat problemi olduğunu düşünüyorum. Yani istihbarat demeyeyim de. İlgilendirme problemi. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Başka bir. Evet, bir şey yanıltılma problemi var ama böyle bir istihbarat problemi değil. Şimdi bir olanı varmış gibi gösterme lobisi vardı. Olanı var. Bir de olmayanı, pardon, olanı yokmuş gibi gösterme lobisi tamam. vardı. Bir de olmayanı varmış gibi gösterme Şimdi lobisi var. Şimdi burada ama bu... Burada olmayanı varmış gibi gösterme lobisinin parmağı var sanki. Öyle mi diyorsun? Ben öyle bir şey acaba görüyorum. Acaba yanlış bilgi mi veriliyor? Yani sonuçta o konuşma metninden i̇şte mi okundu? Bir lobi olmayanı varmış gibi gösteriyor. Birileri mesela böyle bir bilgi verip sonra Cumhurbaşkanı konuşma metnini dışından okumuş olabilir mi? Olabilir. Ben biraz böyle bir şeymiş Prompt'ın gibi hissettim dışında. Orayı. Prompt'ta dışına çıkmış. Sürçülisan da olabilir. Sürçülisan şeyde etti ben, bana sorarsan. Ben de yanlış bilgilendirme, yanıltılma şeyi görüyorum yani. Evet. Yani. Sürçülisan birazcık bu ya aşı ama, meselesini tam olarak şimdi, anlayamamaktan ama, kaynaklanan bir eleştiriye yanıt vardı orada. Ama aşı zamanı gelmeden niye oldun şeyi yani çok açık bir şey. Zamanı geldi. Kaç yaşında senin Kılıçdaroğlu? 72 yaşında. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şu an 65-70 oluyor zaten. Cumhurbaşkanının bu konuda yanlış bilgilendirilme ihtimali nasıl olabilir? Ben bunu anlayamıyorum. Yani iktidar partisinin genel başkanına ana muhalefet partisinin genel başkanı dedi ki bu devletin 12 milyon doları nerede dedi. Değil mi? Yahu kişi başına milli çok ciddi fark var arada ya. Yani. Kişi başına milli geliri 10 yıl geriye götürenin dış güçler olduğuna. 2023 hedefleri yarı yarıya düşürüldüğü halde hala yanından bile geçemeyeceğimizin artık resmi bilgilerle de teyit edilmesine, ondan sonra şer güçlerin yol açtığına, bunun için altın arkasında faiz lobisinin olduğuna, Türkiye'yi şu ya da bu konuda geri bırakan şeyin üst aklın müdahalesi olduğuna inanıyorsun da, hepsini aldın kabul ettin de bir buna mı inanmıyorsun şimdi yani? İnan yani Allah'ın kazan doğurdu yani. Ya doğurmaz mı yani? Anladım. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne kazan öldü. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Ya ben gerçekten kulaklarıma inanamadım duyduğum zaman. Aşı meselesinde de öyle. Yani aşıya para ödendiğini nasıl söylersin? Kimse öyle bir şey söylemedi. Tabii 1 milyon orada da çok gariplikler var. Keymen ilacın yaptığı açıklama da kendi içinde başka skandallar da barındırıyor. Distribütör firmanın. Bir para ödenmiş 12 milyon dolar. Bir düzensizlik mi var diyorsun o işte? Yani? İki şey gördüm ben orada. Gariplik. Birisi ödenen parayla ilgili izahatı çok yetersiz buldum. Çünkü bu işin bir resmi ilerleme yöntemi olması lazım. Çok çok garip geldi bana. Seni ilgilendirmediği için olabilir. Olabilir. Yetersiz buldum diyorsun sana. Hani tabii senin sana anlamı ayrıca alınmıyor yani. Yani tabii benim ne olacak değil mi? Babasının devlet malzeme ofisinin kurucusunun babasının parası bu. Böyle değil mi? Öyle bakacağız meseleye. Kılıçdaroğlu aşı meselesi de çok acayip. Yani bekledi. Önce olacağım dedi. Sonra olmadı. Bekledi. Ve zamanda oldu. Bunu herkes biliyor. Türkiye'de kamuoyunda herkes bu konuya hakim. Niye oluyorsun? Ne demek yani? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi Kılıçdaroğlu? Evet. Ona ayrı bir muamele mi yapılıyor? Mesela şuna benzemiyor mu? Köprüyü yaptık üstünden niye geçiyorsun kardeşim? Aynen. Aynı şey aslında değil mi? Aşıyı ben getirdim. Sen niye oluyorsun? Böyle bu sonuca gelmiyor mu bir şey? Ama beğenmiyorsun. Bir sürü laf söylüyorsun. Sonra da gidip tıpış aşıya mı yoksa para ödüyor diye mi? İşte neyse. Neyse. Bir şey söylüyorsun. Ağzını açtığın zaman zaten o aşıdan muaf olma şeyi var. Öyle tabii. Fakat aslında listeden silselenmiş. Ben en çok sana da aşı yapmayacaklar diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet. Evet. Editörümüz Serkan buldu tweet'i. Her çiçeğe su vermeyeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili. Evet. Bu herkese aşı vuracağız anlamına gelmiyor. Anlamına gelmez. Her çiçeğe su bile vermez de bir de herkese aşı yapacaklar. Bana mı yapsınlar diyorsun? Devletin yani. Aşıyla ilgili o kadar konuştun, senin de durumun sakat, ben söyleyeyim sana. Zaman geldi. Kılıçdaroğlu o zaman şöyle demiş, sıramız geldi, eşim Selvi Hanım'la birlikte gittik, aile hekimimizle COVID-19 aşımızı yaptırdık diye yazmış. Fahrettin Koca da teşekkür etmiş, aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum demiş. Ama acaba Fahrettin Koca şunu mu atlıyor, hani Kılıçdaroğlu
mesela Cumhurbaşkanı'ndan izin mi alması gerekiyor? Bir vatandaş elbette. O da sırası gelince aşı yaptırıyor ama hani bu aşıyı siz getirdiniz, Çin'den buldunuz. Yok ama Fahrettin Altun büyük bir başarı sergilediniz. Fahrettin Altun burada medeni bir şey yaptı. Bütün liderleri, Fahrettin Koca pardon, bütün liderler aşı olduktan sonra yaptıkları paylaşımın üstüne Fahrettin Koca aşıya destek verdikleri için teşekkür etti. Şık ve doğru bir hareket. Şık ve doğru medeni bir yaklaşımdı. Ayrıca aşıyla ilgili tereddütleri ortadan kaldırmak için de bir Sağlık Bakanı'nın yapması gerekeni yaptı. Evet. Bu işte biraz iş abartıldı, devlet adamları dendi, şu dendi, bu dendi ama sonuçta işte Kılıçdaroğlu zamanda oldum diyor, o da onu o şekilde devam ediyor. Bence ayrıca, bu açıklama çok hoşuna da gitmemiştir sağlık, hocanın. Aslında bence de öyle, çünkü Sağlık Bakanı olsan sen, mesela ana muhalefet lideri de sırası gelince olmuş, fotoğraf paylaşmış filan. Aşılama programın ilerliyor. Bu senin işi yürüttüğünü, yönettiğini gösteren bir kanıt olduğu için bundan hoşlanırsın. Ya bir herhangi bir iktidar, herhangi bir iktidar bundan memnun olur. Yani bak kardeşim işte yani aşılama niye yürüyor. Niye aşıldın denmez aşılama, yani. Aşılama yürüyor yani, bu bir başarı. Sadece özendirmek açısından değil. Öyle bir sorun da var. Ön yargılar var filan. Onunla da mücadele etmen gerekiyor toplum sağlığı için. O da onun parçası. Ama sadece o da değil. Aynı zamanda senin bir başarı gösterdiğini de ortaya koyar. Bu. Asıl yani sorun neredeydi bu aşılamada? Asıl sorun neredeydi? İlk başladığında AK Parti'nin MYK'sının aşılanmasıydı. Evet. Bununla ilgili açıklamasıydı Cumhurbaşkanı'nın. Hiçbir öncelikleri olmamasına rağmen, herhangi bir şekilde risk altında olmamalarına rağmen gidip ama aşılandılar. Ama doktorlarla eczacılar, MYK'daki doktorlarla eczacılar aşılandı falan dedi. İyi de Cumhurbaşkanı MYK ile gittik, biz orada aşılandık dedi. Kendi ifadesi MYK'da var. MYK'da değil, MKYK. MKYK ile birlikte daha geniş bir şekilde. Evet. Biz de Cumhurbaşkanı söylediğini doğru kabul etmedik mi? Evet, öyle kabul edeceğiz. Etmemiz lazım. Bu yani. Garada. Aksi terbiye sığmaz zaten. Olmaz. Hiç devlet terbiyesinden nasip almamışlar ancak öyle bir derler. Düşünür aklımda geçirir. Garada 13 şehit verildikten sonra, başarısız kurtarma operasyonundan sonra Milli Savunma ve İçişleri Bakanları gidip muhalefeti bilgilendirmişti ya, bunun üzerine o bilgilendirmeden sonra Kılıçdaroğlu grup toplantısında çıkıp bu başarısız operasyonun sorumlusu kim kardeşim? Biz bu 13 kişiyi niye kurtaramadık diye sorular yöneltmişti. Cumhurbaşkanı buna tepki göstermişti. Sana iki tane bakanımı gönderdim, daha çıkıp üzerine bir de böyle konuşuyorsun diye. Oradaki öyle bakış açısı, oradaki yaklaşım neyse buradaki de tam aynı değil mi? Yani bütün evet, devletler aşı arıyor. Bütün devletler aşı arıyor. Biz aşıyı bulmuşuz. Bir de laf ediyorsun. Bir de soru soruyorsun yani. Ya bir de buradaki tabii farklı. Yani herkes şeyle ararken, mumla ararken biz sana getirmişiz. Yaptırıyorsun da aşını. Sonra hani bir de laf ediyorsun. Nankörlük isyanı var burada. Bu bir nankörlük yani. Buna minnet duyman gerekirken devletin bana baktı, geldi benim aşımı yaptı. Hem de dünya aşısızlıktan kırılırken bunun kadrini, kıymetini bilecek yerde bir de burun kıvırıyorsun, laf ediyorsun falan. Ona şey var burada tepki. Öbüründe şeydi. Ya devletin lafının üstüne laf mı olur? Biz bir şey söyledik, tamam artık yani mevzu bitti. Bu budur dedik, tamam bitti artık, kapandı konu. Sen bir de hala bunun üstüne laf ediyorsun. O başka bir terbiyesizlik çeşidiydi. Şimdi kaçırdığınızı düşünüyorum ama asıl noktayı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı neye içerledi? Ya sadece mesela ya dünya şeye muhtaçken, aşısızlıktan kırılırken Türkiye'de aşı yapılabiliyor. Yine de laf söylüyorsun şeyi değil bence o. Alınganlığı, kırgınlığı değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisine yansıyan. Nedir? Şöyle bir ifade kullandı. Hani ben vatandaş Kemal'im dedin. Ha bak gittin aşı yaptın şeklinde bir ifadesi yok mu Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın? Yani Sayın Cumhurbaşkanı Bay Kemal demeyi tercih ediyor. Hani Bay Kemal değildin, hani Lord değildin, halktan biriydin. Kendini Lord Bay Kemal olduğun halde kendini böyle halktan biriymiş gibi gösteriyorsun. Bak yaptırdın aşıyı, demek ki halktan biri değilsin şeyi de var orada sanki göndermesi. Hmm. Yani sanki ona içerleme var. Yani bir cümle daha var ya, gidip sen ev gezmesi yapamazsın. Sen bizden öğrendin diye Cumhurbaşkanı, yani Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde geliştirirsin, evet. Sen bizden öğrendin. Biz halkın içinden çıktık şey, diye. Kadın kollarının çalışma. Şey, evet, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti üst yönetimi, AK Parti elitleri önden aşılarını oldular ya, ona karşı Sayın Kılıçdaroğlu da ben halkımla birlikte sıram bana ne zaman gelirse ben o zaman olacağım dedi ya, bu biraz ona tepki. Bak sen de oldun işte. Yani hani vatandaş Kemal'din. Vatandaş peki sırası Kemal'din gelince olmuş olması deniyor.
Efendim? Sırası gelince olmuş olması gene de kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Vatandaş yok. Kemalli'ye doğru göndermiyor mu? Yok. O onu yok. Sen hani güya AK Parti elitleri önden yaptırmış. Peki, da nasıl? Sen halkla birlikte olacaktın filan deniyor. Öyle hiçbir zaman olamaz. Yani ağzıyla ne zaman olsaydı olurdu o? Hiçbir zaman olamaz yani. Mesela 50 yaş, 45-50 yaş grubuyla beraber olsaydı yine mi kurtarmazdı? Hiçbir aşı olduğu andan itibaren geçmiş. Mesele kapanmıştır diyorsun. Mesele, Lord. Yani Lord, Bay Kemal. Bay Kemal. Bay Kemal. Halka yabancı, elit, evet. Halka tepeden bakıyor. Halkına düşman. Sadece yabancı da değil. Halkına düşman. Yani o zaman bulunmuş aşıyı da zaten kıymetini bilmiyor. Zaten öyle olmasa kıymetini bilirdi. Değil mi? Şimdi mesela bir de 12 milyon lafı mı edilir ya? Ne ki yani? Bak 12 milyon dolar mı? Bak evet. Sen de ayıplamışsın. Para mı değil diyorsun? Para değil. Niye ki yani 12 milyon dolar ödemiş. Oraya ödemiş, buraya ödemiş. Ne olmuş ki? Yani ödesin. Ya sen yani aşına bak. Aldın mı aldın? Aldın mı? Aldın. Yaptırdın mı yaptırdın? 12'yi 24 ödesin. Sana ne? İsterse 65 ödesin. 850 milyar dolar, 12 milyon dolar nedir ki yani? Kasa sende istediği gibi ödesin. Doğru. Yani ne olacak ki? Niye dert ediliyor bunlar aslında? Mesela ne demişti Sağlık Bakanı Koca? Mayıs sonuna kadar 104 milyon doz aşı gelecek Türkiye'ye ve biz de aşılamayı bitireceğiz dedi, değil mi? Cayman ilacın sahibi ne dedi? Bizim İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada. 50 milyon dozun anlaşması tamam. 50 milyon doz gelecek. Diğer 50 milyon için onay bekliyoruz. Şimdi biz bir onaylanmış gibi bir hava almıştık 100 milyon dozdan. Üstelik imzalar atıldı bitti. İmzalar atıldı bitti. Mayıs sonuna kadar da gelecek ve biz aşılamayı bitireceğiz diye. Bugün 10 milyon dozda Türkiye toplamında. İki dozu olanların sayısı 2 milyon küsür. Peki dünyanın ilerisinde değil miyiz? Mukayeseli bakalım. Dünyada yok ki aşı. Evet. Yani biz gene 10 milyon alıp başımıza öpüp başımıza koymamız gereken bir miktar değil mi? Hemen hemen. Yani nankörlüğün lüzumu var. İngiltere'yi saymazsak, İsrail'i saymazsak, başka? Amerika Birleşik Devletleri'ni saymazsak. Saymayı ver. Yani başka. Onları saymazsak bak, sayıyorsun dineriz. Ama tek tek sayıyorsun. İşte saymazsak tutmasam daha devam dineriz. Edeceğim. Tutmasam devam edeceğim. Ya hiç aşıya ulaşan ulaşamayan ülkeler vardı. Onları niye saymıyorsun? Angora. Evet. Afrika ülkeleri var mesela. Tanzanya. Yani şimdi Aralık 10-11 Aralık'ta dünyada aşılama başlamıştı, yaygın aşılama. Yani bu şey dışında, denek dışında, yani faz 3 denekleri dışında aşılama. Fakat mesela ne o, gerçekten merak ediyorum, güncel verilere bakmadım. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da kaça ulaştı sayı onu bilmiyorum. Türkiye'nin durumu Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'de çok ileride, İsrail'de çok ileride. Güncel bilgi olarak söylüyorum. Bu hafif yanılmalarım olabilir. Türkiye'nin aşılamada durumu çok kötü değil görüntüde. Güzel, güzel. Bunu da takdir edelim. Burasını takdir ediyoruz. Ama bu Türkiye'de bir bilgilendirme sıkıntısı var. Asıl meselemiz bu. Yani biz bilmiyoruz. Bazen vaka sayısını bilmiyoruz. Bazen nelerin riskli olduğunu bilmiyoruz. Bazen riskli alanlarda çifte standart uygulanmasına tanıklık ediyoruz. Meselenin ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz. Bazen bu aşılarda kimlerin öncelikli olduğunu bilmiyoruz. Bazen bakıyoruz bir siyasetçi olmuş, bir avukat olmuş, hastaneye uğruyorum diye avukatın, AK Parti teşkilatından bir avukatın aşı olduğunu biliyoruz. Danışmanlık yapıyor. Ama başka sağlık çalışanı olmuyor mu? O işte yani hemen hemen. Müvekkilleri hemen arasında hemen bir hastane var diyelim. Biz bilmiyoruz. Bizim en önemli sorunumuz bu. Bilmiyoruz. Az biliyoruz ve az bildiğimiz için de artık tam olarak inanamıyoruz. Evet. Bize tam olarak izah edilmesi lazım ve şeffaf olunması lazım. Başından beri illere göre vaka dağılımını bilmiyoruz. Daha yeni öğreniyoruz. Peki niye başından beri biz bunları bilmiyoruz? Bunu da bilmiyoruz. İllere göre test sayılarını da bilmiyoruz. İllere göre test sayılarını Güneydoğu bugün de bilmiyoruz. Güneydoğu neden mavi bilmiyoruz mesela. Onu da bilmiyoruz. Ama devleti yönetenler ihtiyacın kadar bilgiyi veriyor. Her şeyin bir sırası var. Hazmedemezsin. Beni düşünüyor ağır değil mi? Ağır gelir. Kafa dolar. Yani zor. Şimdi bir reklama gidelim mi müsaadenizle? Estağfurullah. Reklama gidebilir miyiz? Etmeme reklam şansımız deyince var mı? Dururuz zaten biliyorsun. Dünya durur. Yok, reklama gitmek zorundayız da zamanı konusunda bir şey olabilir. Gidelim. Peki. Şimdi evet. Dönüşte insan hakları eylem planını bomba haberleri aktaracak Yavuz Oğan. Önce o var. İnsan hakları yani bomba diyorum da o kadar da bomba yani, beklentisi olmasa Akif anlattı. Çok bomba ihale, geldi bana. İhale bende mi kaldı? Çok bomba geldi bana doğrusu bilmiyorum. Bakalım dinleyenlere gelecek bakalım, mi? Bakalım ne söyleyeceğim diyorsun programın sonunda. Bari şöyle Farsça
Arapça falan bir atasözü falan söyle de hani Akif Bey'in ne anlatmak istiyor biraz, falan diye. Biraz çırpındıktan sonra o kafaları karıştırırım, gargaraya getiririm. Yaparız ama bir biraz şey. Önce Yavuz'u uğraşsın. İnsan hakları eylem planını konuşuruz. Cumhurbaşkanı CHP'lilerin Diyarbakır annelerine yaptığı ziyaretten rahatsız olmuş. Bugün bunu da anladık. Neden rahatsız oldu? Ayrıca muhalefet liderlerinin Erbakan'ı anma gecesinde yekpare biçimde bir araya gelmelerinden de rahatsız olmuş. Neden rahatsız oldu? Bunu da konuşalım. Sonra bu Love Erdoğan var. Twitter'da acayip mavrası dönüyor Love Erdoğan'ın. Çok şey yani ben grafik olarak çok beğendim. Bir yenilikçi tasarım var orada. Yenilikçi bir tasarım var. Bunu da konuşuruz. Yani gazetecilik her şeyi eleştirmek değil. Tabii tabii. Ben destekliyorum. Yenilikçi bir tasarım. Bütün dünyaya örnek olacak bir şey var Love Erdoğan'da. Sevgili seyirciler, programımız çok izlendiği için bugün reklamlarımız biraz alışık olduğunuzdan uzun. Ama siz sakın reklamlar uzun diye başka bir kanala gideyim. Ne var bir bakayım sonra geri gelirim falan demeyin. Bir çay falan koyun. Sonra biz buradayız. Geliyoruz. Geliyoruz. Sen ne dersine devam ediyoruz Yavuz Ohan ve Akif Bekir ile birlikte. Çok reklam aldık demiştin. Bu kadar mıydı hepsi? 10 dakikaydı ya. Daha ne kadar olsun? Yok yetmez. Yarım saat mi olsun? 20 dakika. 20 dakika. Tabii. İnşallah. Bizim programa o yakışır canım. Tabii canım. Yani o açıdan söylüyorum. Tabii. Ama tabii biz program başlamadan önce yayınlarsa yönetim daha memnun olabiliriz. Hem reklamımız olsun. Hem reklamımız olsun hem biz konuşurken yayınlanmasın. Bir, evet. Bir de programı soğutuyor diye reklamdan şikayet edersiniz ha. Seyircilerimiz bize mesaj gönderiyorlar. Muharrem Bey demiş ki Cumhurbaşkanı haklı, Kılıçdaroğlu sabaha karşı doğmuş ama aşıyı gündüz olmuş diyor. Yani 15 dakika evet. Buna olabilir. Bakmak lazım. Olabilir. Huni de diyor ki İnan Bey kanalda çay demlenmiyor mu? Sürekli takipçinizim. Hep su içiyorsunuz. Ben izlerken çaysız yapamıyorum. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Siz içmiyorsanız da Yavuz Ohan ve Akif Bekir'e çay verin bari. Ah be ya vallahi yani bizi uzaktan. Bizi anlayan bir izleyici çıktı. Vallahi bravo tebrik ama ederim. Ama Akif Bekir çay içmez ben bizim söyleyeyim de, sevgili seyircimiz kahve içer. Yavuz Ohan da çay içer kahve içer. Bizim de haklarımızı hatırlayan birisi oldu. O önemli. Yavuz da Akif'in hak günü de yapabiliriz bugün. Yani evet. Direne direne kazanacağız mı? Gerçi sesimizi duyuramayız. Bugün Kadınlar Günü. Biz başka bir gün seçelim. Başka bir gün seçelim. Ya boğuntuya gelir dışarı bizim. Çıkabilir miyiz acaba? Pandemi var. Yani bir şey kaldırabilir miyiz pankart? Yani bizim de hakkımız var falan bunu, diye. Bunu söyleyerek şimdi kaymakamlığı uyandırmış oldun. Bu üç kişisi hemen yasak. Ne yapıyorsunuz bakın filan diye hemen arkadan yasak. Görüntüye bakarak şey gelebilir. Vallahi hem olabilir. De lebalep doldurmuşsunuz. Mustafa Bey yine muhteşemsiniz diyor. Teşekkürler Mustafa Bey. Elif Dağlı hocamız sadık izleyicilerimizden biri. Reklamınız bol olsun biz bir yere gitmeyiz diyor. Sağ olun hocam. Ben internet probleminden ötürü izleyemiyorum. Uygun bir yerde kaydediyorum. Bir hafta boyunca peyderpey izliyorum. 10 numara program diyor. Sağ olsun eksik olmasın. Peki. Şimdi bugünün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet'ti. İmamoğlu 1-8 Mart Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bir kutlama mesajı attı. Dedi ki kadın genel başkanlar Meral Akşener ve Pervin Buldan'ı kutluyorum. Onların nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım dedi. Bu tweetin peşinden İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu'ndan ilk tepki geldi. Dedi ki Yavuz Ağaralioğlu Meral Akşener'in ismiyle Pervin Buldan'ın ismini yan yana koyamazsınız. Son dönemde İyi Parti içinde Şahin yaklaşımlarıyla tezkereler, öne çıkan dedere, siyasetçi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına da evet diyeceğiz demişti bu arada. Evet ben evet diyeceğim demişti. Yani parti kararını açıklamadan, Meral Akşener konuşmadan daha hiçbir açıklama yapılmadan önce söylemişti diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Sonra bu tweet ve bu tweete gelen tepkiler İmamoğlu'na soruldu. 8 Mart nerede soruldu? 8 Mart sebebiyle bir koru, bir açılış yapıldı. Evet evet. Kim bir katıldı? Orman alanı. Kadınlar Günü Hatıra Ormanı. Hatıra Ormanı. Evet. Etkinliğinde büyük çekimcede. Pervin Buldan'ın da katıldığı bir. Pervin Buldan da katıldı. Yani şimdi İmamoğlu'na hem Pervin Buldan'ın oraya katılması soruldu hem de bu tweete gelen tepkiler soruldu. İmamoğlu diyor ki iyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Tümüyle iyi duygularla yazılmış bir tweet bu diyor.
Yani başka bir kasıtla yazmadım diyor. Bir de Akşener'in açıklaması var herhalde. Akşener'e de geleceğim. Pervin Buldan'ın bu Hatıra Ormanı etkinliğine katılması için de ittifak anlamına mı geliyor bu işte diye soruldu İmamoğlu'na. O da öyle bir şey yok dedi. Memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak, bir İstanbul ittifakı, bir Türkiye ittifakı dedik. Hala aynı noktadayız dedi. Meral Akşener'e de soruldu bu tweet'e gelen tepkilere ne diyorsunuz diye. Meral Akşener de dedi ki bunun adı hürriyetçiliktir dedi. İmamoğlu böyle diyor. İtiraz edenler de böyle diyor. İkisi de görüştür. İki görüşe de saygı duyuyorum diyor. Yani İmamoğlu'na bir itiraz, yani benim ismimi nasıl Pervin Buldan'la yan yana koyarsın demedi Meral Akşener, ama İyi Parti'den gelen tepkileri de eleştirmedi. Yani ona da bir şey demedi. Arkadaşlarımızın çoğu bunu beğenmedi. Ben de buna saygı duyuyorum dedi. Dedi. Arkadaşlarının bu konudaki şeyine, tepkisine saygı duyduğu anlamına geliyor, ama önden İmamoğlu'nun paylaşımıyla ilgili de aksi yönde bir İhsas-ı Rey'de bulunmadığı bir görüş bildirmediği için dolayısıyla bu serbest tartışma ortamını genel olarak takdir ettiğini gösteriyor. Yani o da görüşünü söyledi. Ona karşılık arkadaşlarımız memnuniyetsizliklerini, beğenmediklerini söylediler. Ben bu duruma saygı gösteriyorum demiş oldum. Bir son dakika haberimiz var. Araya girmem lazım. Rasim Öztekin oyuncu, aktör, tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti. Rasim Öztekin kalp krizi geçirmişti. 62 yaşındaydı. Hastanede tedavi görüyordu. Bugün tedavi gördüğü hastaneden durumunun kritik olduğuna dair, hayati tehlikesinin devam ettiğine dair bir açıklama yapılmıştı. Maalesef Rasim Öztekin'i kaybetmişiz. Yakın zamanda İsmail Dümbüllü'nün kavuğu Rasim Öztekin'deydi. Şevket Çoruk'a devretmişti. O zaman konuşmuştuk Rasim Öztekin'i. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Benim de çok sevdiğim, çok babacan tavırlı bir aktördü, bir sanatçıydı. Büyük kayıp yani. Ferhan Şensoy'la filmleri, oyunları vardı. Yani iyi bir tiyatrocuydu. İyi bir tiyatro, kayıp, bir kayıp. Yani evet, klasik olacak. Yeri ne doldurmak? Doldurulması güç. Zor denebilecek bir isimdi. Bir de ani bir kayıp. Herkes açısından beklenmiyordu. 62 yaş artık erken olarak görülen bir yaş. Allah rahmet eylesin. Rahmet diliyoruz, evet. Kızı var bildiğim kadarıyla. O Allah sabır versin, evet. Ona da, evet. Evet. Evet, devam edelim. Bu aslında, bu siyasi tartışma biraz beklenen bir tartışma değil mi? Yani hepimiz açısından önümüzdeki dönemde de çok sık duyacağımız. Burada bence siyasi aktörlerin bir takım stratejileri var. O stratejileri uygulayarak devam ediyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ekrem İmamoğlu bu tepkinin geleceğini öngörerek mi attı bu tweet acaba? Ben de tam oraya gelecektim. Bütün siyasi aktörlerin kendilerine göre bir stratejileri oluşmuş durumda. Onu tamam. Görebiliyoruz. Fezlekelerle birlikte ve Türkiye'nin nereye doğru yöneldiğini de bilerek. Burada bence Ekrem İmamoğlu Ankara'ya da bağlı olarak bir pozisyon aldı. Ve dedi ki, çünkü Murat Ongun bu tweet ve tartışmalardan sonra Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sırasında, İstanbul adaylığı sırasında, biz İstanbul'u barıştıracağız, herkesi bir araya getireceğiz yönündeki bir konuşmasını hatırlattı. Evet. Yani amaç buydu, bu yolda da devam ediyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu daha önce kayyum atanan belediyeleri de ziyarette bulunmuştu, yanılmıyorsam. Diyarbakır'a da gitmişti. Ahmet Türk'ü, o zaman da çok eleştirmişti. Ahmet Türk'ü de ziyaret. Böyle bir politika izliyor zaten. Türkiye geneline yönelik bir takım mesajlar da veriyor. Bu iktidar tarafından Cumhurbaşkanlığı hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Zaten anketlerde Cumhurbaşkanı'nın karşısında kim çıkar sorularında iki isim öne çıkıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ona uygun da bir siyasi pozisyon belirliyor kendi çerçevesinde. Böyle bir tartışma çıkacağında bence hesap etmiştir. Hesap etmeden böyle bir tweet de atmaz. Zamanlama? Zamanlama açısından ben İyi Parti'de küçük rahatsızlıklar olduğunu duydum. Yani böyle bir dönemde niye böyle bir bomba haber bu muydu? Tweet. Bombanın ötesi, bomba orada. Ben bombayı söyledim. Ha, bombayı sen... Bombayı Akif'e bıraktım. Yayından önce çıtlatmıştım, şimdi ağzından kaçırdı, bana bir şey bıraktı. Seni kurtardım hadi, bombayı gündem. Küçük rahatsızlıklar olduğunu duyuyorum İyi Parti içerisinde böyle bir dönemde. Zaten bir dokunulmazlıklarla ilgili tartışmalar varken... Yavuzcuğum, duymayan kalmadı. İyi Partililer ortalığı ayağa kaldırdı. Hayır, yani şu açıdan söylemek istedim bunu. Meral Akşener burada orta bir pozisyon aldı.
Ama onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile Millet İttifakı'nın devamından yana olanlar, Yavuz Ağaralioğlu gibi hani önden fikir beyan edenler değil de içeride bu stratejiyle hareket edenler ve ittifakın zarar görmemesi için de çaba sarf edenler, bu son tweetin yarattığı tartışmanın biraz kendilerini zor durumda bıraktığını düşünüyorlar. O anlamda söyledim. Hmm. Yani kamuoyuna açık tepki göstermeyenlerden bahsettim. Meral Akşener de bunlardan biri olabilir. Ama kamuoyuna açık biçimde böyle bir şey yapmadı. O da aslında ittifaka bağlılığını göstermek. Biraz daha sıkıştırsak mı? Kaynağını da açıklayacak. Yani kim o İYİ Parti'de kamuoyuna bir şey demeyip de rahatsız olanlar? Şimdi Meral Akşener mi dermişim falan? Ha? Öyle. Sıkıştırsak Meral Hanım'la az önce konuştum. şöyle bir... Çok pardon. Bundan çok bir memnuniyet yok. CHP için de acaba böyle bir rahatsızlık var mı? Yani bu tartışmanın İstanbul üzerinden yürümesinin ben Ankara tarafından da böyle çok sıcak karşılandığı kanaatinde değilim. CHP kanadında da. Yani böyle zaten tansiyon yüksekken böyle bir mesela bugün çağırsaydı Ekrem İmamoğlu, bu tweet'i atmasaydı, Pervin Buldan'ı bu açılışa davet etseydi, Kadınlar Günü Ormanı mıydı? Hatıra Ormanı'na. Bu tartışma bu kadar büyümezdi. Meral Akşener'le isminin aynı tweet üzerinde geçmesinden kaynaklanan bir durum bu. Bu arada şu bilgiyi aktarayım da Pervin Buldan'a, yani niye Pervin Buldan'ı çağırdınız diye soruluyor. Ekrem İmamoğlu'na, o diyor ki biz bugün Meral Akşener için de her isimler için ağaç dikiliyor. Hatıra Ormanı ya. Herkesi davet ettik diyor. Meral Akşener için de bir ağaç dikeceğiz. Onun isminin üzerinde yazılı olduğu bir ağaç. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan için de bir ağaç dikeceğiz. Onu da davet ettik diyor bu arada. Sayın Akşener'in de davetli olduğu ama icabet edemediği anlaşılıyor. Telefonla konuştuğunu anlıyoruz İmamoğlu'nun açıklamalarından. Kendisiyle o paylaşımdan sonra da eşiyle telefonla konuştuğunu anlıyoruz. Dilek Hanım'la, İmamoğlu'nun eşiyle Sayın Akşener'in. Küçük bir şey daha ekleyebilir miyim? Bu da yani İmamoğlu'nun bu açıklaması ve sonrasında Yavuz Ağaralioğlu'nun gösterdiği tepki. Fezlekeler zamanında da çok sert tepki göstermişti. Biraz genel merkezin hareket alanını da kısıtlıyor değil mi? Biraz öyle. Yani öyle bir şeyi de var, havası da var. Şimdi İmamoğlu'nun bugün az önce İnan'ın aktardığı sözlerine baktığımda ben şöyle bir tablo görüyorum. Bilmem hani senin kulis bilgilerinle örtüşüyor mu Yavuz? Bunu şimdi test edelim. Test edelim. Buyur. Ne diyor? Önünde arkasında bir şey aramayın. İyi niyetle söylenmiştir. Ya zaten başka ne olabilirdi zaten, ki? Tabii. Önünde arkasında ne aranabilir? Demek ki önünde arkasında başka bir şey. Art niyet, kötü niyet arayan tepkiler kendisine ulaştı, iletildi. Peki ne olabilir onlar? İYİ Partililerin tepkilerine baktığında görüyorsun. Diyorlar ki genel başkanımızı terörle arasına mesafe koymamış bir siyasetçiyle yan yana anarak, adını yan yana getirerek itibarsızlaştırma amacı var burada. Oradan rahatsızız diye ona tepki gösteriyorlar. Sayın İmamoğlu da bir art niyet yok, önünde arkasında bir şey aramayın derken ben bunu itibarsızlaştırmak için yapmadım demiş oluyor. Peki mevzu ne burada? Mevzu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, muhalefetin adayının kim olacağı. Yani Sayın Akşener de potada. Sayın İyi Parti şu an yükselen parti. Yani oyunu yükselten parti. Dolayısıyla yani sanki Sayın Akşener'i kendi tercihi, iradesi dışında bir fotoğrafın içerisine yerleştirme, koyma, gösterme art niyeti arıyor İyi Partililer de ona tepki gösteriyorlar gibi bir durum var. Fakat burada tabii şöyle bir şey çıkıyor. Bunun erken başlamış bir Cumhurbaşkanlığı el ensesi, peşlevi olduğu belli. Yani bu Cumhurbaşkanlığı peşlevi bunlar. Millet İttifakı'nın kendi içerisinde de bu olacak, bu yaşanacak. Yani birden fazla adaylık potansiyelinde olan isim var, farklı partiler var. Ama bunu var. Böyle mi yapar diye Akif, biraz ileri bir yorum. İyi Partililerde de öyle değil mi? Çünkü hani bugünden böyle bir mesaj üzerinden asıl hani başka şu, bir yerden yapılabilecek bir şey buradan yapmak. Hayır, asıl benim dikkat çektiğim, yarın yazdım da aslında bunu. Benim için üzerinde durulması gereken nokta şu. Bu
Yani Cumhurbaşkanlığı müsabakası el ensesi, ön şeyleri, çekişmeleri, peşrevleri terörle mücadele üzerinden mi olmalıydı? Şimdi asıl bana sorarsan kritik husus bu. Niye kritik husus? Çünkü terörle mücadele zemini iktidarın şu an zaten Millet İttifakı'nı bölme parçalama stratejisini üzerine kurduğu zemin. Zaten onun üstünden hem Millet İttifakı'nı zorluyor, CHP'yi yalnızlaştırmaya, İyi Parti ile CHP'yi yan yana gelemez hale getirmeye uğraşıyor. İktidarın böyle bir stratejisi var, sır değil bu. Hem aynı zamanda Türkiye'de genel olarak kutuplaştırma siyaseti de oradan yürüyor. Dolayısıyla siz kendi iç çekişmenizi de bunun üstüne kurduğunuz zaman, terörle mücadele üstünden bunu yapmaya kalkıştığınız zaman sadece Türkiye'de terörle mücadele üzerinden yürütülen muhalefeti karalamaya, kriminalize etmeye, şeytanlaştırmaya, düşmanlaştırmaya dönük genel kutuplaştırma siyasetine kazandırırsınız. Yani bu ama buradaki... tabii bunun bir iç çekişmenin başlangıcı kabulüne bağlı bir... Ben öyle okuyorum resme baktığım zaman. Burada İyi Partililerin verdiği ama... reaksiyonda bana sorarsan İyi Partililerin ve yani burada beni en rahatsız eden şey terörle mücadelenin araçsallaştırılmış olması. Ben terörle mücadelenin araçsallaştırıldığını düşünüyorum. İyi Parti'nin kendi kimliği sebebiyle bu konuda bir özel duyarlılığı elbette var. Bunu görüyorum, anlayabiliyorum. Fakat mesele onunla sınırlı değil. Niye mesele onunla sınırlı değil? Çünkü dediğim gibi zaten bu konuda işleyen bir kutuplaştırma siyaseti var. Yani sıcak bir... Ya biraz daha Cumhur İttifakı'nın değirmenine su taşımak gibi diyorsun bu sen buna. İktidara istediğini ama vermek işte olur bu. İktidar istediğini alır. Benim kafamın tam böyle hani ikna olmadığım husus bunun iç mücadelenin bir başlangıcı olup olmadığı konusu. Meral Akşener ile İmamoğlu'nun şu andaki şartlarda bile iyi bir ilişkisi var. Yani evet. Daha seçimlere de zaman var. Eğer bir başlama vuruşu yapılacaksa bir siyasetçi böyle bir başlama vuruşu da yapmaz diye düşünüyorum. Ama... Yani sanki o amaçla değil de bu sonucu düşünmeden yapılmış bir girişimde olabilir mi? Ya da genel bir yaklaşımı var zaten İmamoğlu'nun. Bu HDP meselesinde de böyle. Ama tabii bu bana Meral Akşener'in ismini orada geçirmesini de tam izah etmiyor doğrusu. Ama şimdi mesela HDP heyeti Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Hatırlıyorsunuz yakın zamanda Mithat Sancar gitmişti. Biraz ağırlık merkezi İstanbul üzerinden şey yapıyorsunuz herhalde değil mi? Yani Ankara Kılıçdaroğlu CHP HDP görüşmesinden ziyade bu başlama vuruşunu İmamoğlu ve ekibinin başlattığı bir şey oldu. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet, evet. Sayın İmamoğlu'nun adının aynı zamanda potansiyel Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçmesi filan bağlamında değerlendiriyor. Şimdi İmamoğlu yani bu tweet atarak ben yarışın içinde artık beni de sayabilirsiniz. Bu tweet öyle anlaşılabilir değil. Anlattık. Hayır yani. Öyle anlaşmak. Bu o yoldaki o basamaklardan bir tanesi. Yani bir imaj inşa eder siyasetçi. Bir o imaj inşasının parçası bu. Onlar yani stratejik hedef bu. O hedefin nasıl stratejik hedef? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Oraya doğru bir yürüyüş var, bir karar var. Ve o çerçevede atılan bir tweet olabilir mi bu? Bir daha söyleyeyim mi? Yok yani hem öyle hem değil. Yani dediğim o değil aslında. Şimdi bir siyasetçiden söz ediyoruz. Bu siyasetçi bir milletin önüne fikir seti, vizyon koymak durumunda. İmamoğlu nasıl bir vizyonu temsil ediyor? Neyi temsil ediyor? Kendini konumlandırıyor. Şimdi kendini niye konumlandırıyor? Siyasetçi olduğu için yani millete neyi savunduğunu, neden yana neye karşı olduğunu o vesileyle bu vesileyle her seferinde söyleyecek. İlla şimdi yani 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var diye değil. Bir daha İBB Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tekrar aday olacaksa da bunu yapması gerekiyor. Memleketin aktüel, güncel siyasi meselelerinde bir tavır alacak, bir duruş koyacak ortaya. Ne olup ne olmadığını gösterecek. Neden yana neye karşı olduğunu gösterecek. Bunu yapıyor bu olayda da. Niye bu mesele haline dönüştü? İyi Partililer muhtemelen bunu Cumhurbaşkanlığı aday seçiminde neyin öncelenip neyin öncelenmeyeceğine yönelik bir
tahkima bir yığınak olarak gördüler. Bir yığınağın parçası olarak gördüler. Burada ön almaya kalktılar. Yani eğer kriter mesela herkese eşit mesafede, her siyasi yelpazenin muhalif kanadı kastediyorum, her tarafına eşit mesafede durmak olacaksa bu kimin şansını azaltıyor, kiminkini arttırıyor. Buna mesela Sayın Akşener'in adının da o paylaşımda yer alması bunu kolaylaştırıyor. Bunu kolaylaştırdığı için mi acaba seçildi, tercih edildi? Yani böyle bir pozisyon almayı, böyle konumlanmayı kolaylaştırıyor. Acaba bunun için mi tercih edildi, böyle bir seçim yapıldı? Şimdi buna yönelik bir okuma var ki, yani önünde arkasında bir şey aramayın kardeşim, burada hani iyi niyet veya iyi duygular var, başka bir şey aramayın arkasında deme gereği duyuyor. Ben sadece okuma yapıyorum. Bunu niye dersiniz? Demek ki bunun aksi yönde bir şey var size. Bir telkin ve tepki var. Bu konuda bir sorgulama var. Buna cevap veriyorsunuz. Hayır kardeşim diyorsunuz. Bunun önünde arkasında başka bir şey yok. Neticede eğer Türkiye'de Millet İttifakı bir arada kalmayı başararak seçime kadar gidecekse ve seçimde Cumhur İttifakı gibi bir ortak adayı çıkarabilecekse bu hangi zeminde, hangi şey içerisinde, fikir seti içerisinde mümkün olacak? Yani tabii onu da tam bilmiyoruz değil mi? Herkes kendi adayını mı çıkartacak, yoksa bir ortak adayla mı gidecek? İkinci tura kalacağı hesap edilerek adaylar ona göre mi planlanacak? İşte herkes ayrı aday çıkarırsa o zaman Millet İttifakı Millet İttifakı olarak kalmaz. Geçen sefer olduğu gibi olmaz mı? Yani seçimlere ittifak olarak girerler, milletvekili seçimlerine. Meclise ittifak olarak girerler. Evet. Ortak aday çıkarmazlar. Ortak aday çıkartmazlar. Herkes kendi adayını çıkartır. İktidar bunu sağlamaya çalışmıyor mu zaten? Ben orada konuda da tam şey yapamıyorum. Yani tam senin gibi düşünmüyorum. İktidar bunu mu sağlamaya çalışıyor, yoksa yani başka bir takım kavgalar çıkartarak yani o parti tabanının diğer parti tabanına bir mesafe koymasını mı sağlamaya çalışıyor? Ama hepsi. Değil mi? Çünkü yani tek tek adaylar da çıkabilir. Önümüzdeki dönemde bu da çok sürpriz olmaz. Tek tek adaylar çıkabilir. O adayların her birisinin üstüne oturduğu taban, desteğini aradığı tabana vereceği mesajlar, onların arasına bir takım mesafeler koyabilir. O da o tabanları birbirlerine ikinci tur uzaklaştırır. Değil mi? Bütün hesap burada. Yani geçen sefer ikinci tura kalamadı. İlk turda bitmezse. Evet. Bitmezse. Hepsi onun üzerine İlk turda muhalefet tek aday, ortak aday çıkaramazsa ilk turda bitirme şansı var daha yüksek Cumhur İttifakı'nın. Tabii bugünden baktığımız zaman daha çok zaman da var. Hayır, bu istatistiksel olarak söylüyorum, yani matematiksel olarak söylüyorum. En azından bir şansı var. Tabii. Yani bu ne kadar olacak, yani yükselecek mi, seçime kadar düşecek mi onu bilemeyiz. Ama en azından eğer hepsi ayrı aday çıkarırsa muhalefet partilerinin, muhalefet partilerinin ilk turda ipi önde göğüslemesi Cumhur İttifakı adayı kadar ihtimal dahilinde olmayacak. Şansları o kadar yüksek olmayacak. Yani burada muhalefetin oyları, muhalefetin %50'si 3'e bölündü diyelim. Tamam. Cumhur İttifakı'nın %50'si neyse, ne kadar kaldıysa Cumhur İttifakı'nın %46 diyelim. Bir arada kaldı. Şu anda evet. Cumhur İttifakı'nın adayının şansı daha yüksek olur. Daha yüksek oy alacağı hemen hemen kesin gibi olur. Evet. Dolayısıyla bu bir şans, yani sonuçta bir şansını deneyecektir Cumhur İttifakı. İlk tura Millet İttifakı partinin niye tek adayla, ortak adayla girmesini istesin ki? Ortak adayla girmesi çok fazla işine gelmez, ama ortak adayla girdiğinde adaya ilişkin tepkiyi de kullanma ihtimali olabilir. Yani varsa eğer öyle, ama bir zaten tepki. O ikinci turda olacak. Zaten o kaçınılmaz olarak. İlk turda bir şansını deneyecek. Onu başaramazsa ikinci turda oraya gelecek. Bir de anketlere baktığın zaman da şimdi bütün anketlerde böyle şöyle bir haksızlık da yapılıyor ya. Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Onun için Cumhurbaşkanı'nın oyları çok yüksek çıkıyor. En son gelen anketlere baktığımda ben artık biraz böyle hani isimlendirdiğinde Cumhurbaşkanı'nın karşısına geçmesi muhtemel isimleri ortaya isim vererek sorduğunda Mansur Yavaş dediğinde, Ekrem İmamoğlu dediğinde, Meral Akşener dediğinde durumun o kadar çok çantada keklik olmadığı da Cumhur İttifakı tarafından görünüyor anladığım kadarıyla. Rakamlar bunu gösteriyor. Eskiden çok daha yukarılarda ve çok daha aşağılarda. Rakipsizdi Cumhurbaşkanı. Öyle bir hava vardı. Evet. Şimdi rakipli bir siyasetçi pozisyonunda. Katılabilirim. Yani Meral Akşener'in de önümüzdeki dönemde tekrar aday olmak gibi bir amacı elbette olacaktır. Bir de yükseliyorlar. Yani yukarı doğru giden bir şeyleri var. Ama bugünden, yani doğrusu ben Ekrem İmamoğlu'nun bu ismi oraya
Ben koyarken bu, niye Sabrettin tam olarak anlayabilmiş değilim. O niye yapmış olursa olsun gösterilen tepkideki aşırı duyarlılık bana sorarsan Cumhurbaşkanlığı beklentisinden bağımsız değil. Bağımsız değil. Ben daha çok gösterilen tepki için bunu söylüyorum. Anladım. Yani İmamoğlu hangi değerlendirme, hangi sahik, hangi motivasyonla böyle bir şey yaptı? Bundan bağımsız. Bir de kontrol edilmesi zor bir alan değil mi orası? Tabii. Yani şimdi böyle bir şey yaptıktan sonra İYİ Parti'de zaten bir fezleke hassasiyeti var. Üzerine bu geliyor. İmamoğlu kendini konumlandırıyor yani siyasette. Aslında bir süredir yapıyor zaten bunu. Kapsayıcı, tabii, kucaklayıcı bir siyasetçi profili çiziyor. İşte o, bu onun parçası. Dolayısıyla zaten kendi duruşuyla, gelişiyle çelişmeyen, yadırgatmayan bir tavır. Yani bunu yadırgamıyorsun yaptığında çünkü zaten bunu söyleye de yapa geliyor. Karşı tarafta oluşan aşırı hassasiyet, aşırı duyarlılık niye? Yani bu şeyin İYİ Partililerin şeyini, duyarlılığını bundan ayrı ele almıyorum, bu alamıyorum. Bu konuda yani. bir de HDP'yi konuşmak gerekmiyor mu bu konuda? Yani şimdi öyle bir hal aldı ki Türkiye'de HDP, ben hep söylüyorum mesleğe başladığım günden itibaren HDP ile PKK ilişkisi üzerine siyaset şekillendiriliyor. Yani hep bu konuşuluyor, hep bu tartışılıyor, hep HDP'nin üstüne böyle gidiliyor. Parti kapanıyor, parti açılıyor, parti kapanıyor, parti açılıyor. Bugün gelinen noktada biraz dünya da değişti artık. Ben HDP'nin verdiği mesajlara baktığım zaman bunun gayreti içinde olduklarını da görüyorum. Ama sanki bir tık daha fazla gayret sarf etmek gerektiği de ortada. Türkiye'de siyaseti kilitleyen ve aynı zamanda bunun üzerinden siyaset yapılmasına da müsaade eden bir yaklaşım da söz konusu. Bunun biraz yani şöyle biz diyoruz ki İYİ Parti'ye bu tepkiyi gösterdiğinde benim aklıma gelen şuydu. Yani biraz daha kapsayıcı olabilir. İlla Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu korkular üzerinden siyaset yapmak için bir gayret sarf etmesine de gerek yok İYİ Parti'nin diye düşünüyorum. Elbette tabanına ilişkin hassasiyetleri farklıdır, şudur budur falan. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekir diye bakıyorum bazen. Veya korkularından biraz arınması gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde yaptığı siyaset biraz onu gösteriyor. Ama aynı zamanda HDP'nin de bu sisteme biraz daha yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha fazla gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela son Pervin Buldan'ın verdiği mesaj önemliydi. PKK'yla biz bir arada değiliz kardeşim. Benim onlarla bağlantım yok. Böyle bir şey düşünmesini de kabul etmiyorum. Bunu ortaya koyacak birkaç başka aksiyona da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de HDP'ye yapılan 3. sınıf muamelesini de kaldıramıyorum. Bir milletvekili bir açıklama yaparken gazetecilerin tamamının önüne polislerin geçerek böyle hiçbir kural verelim tanımadan... Verelim görüntüyü arkadaşlar. Var değil mi böyle bir var görüntü? Var. Yani izlediğim zaman dehşete düştüm ben. Yani Türkiye'de siyaset yapan Türkiye'nin 3. Büyük Partisi mecliste öyle ya da böyle devam ediyor sistem. Ve devam ederken böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Murat Sarıtaş. Van milletvekili. valiliğin önü burası. Gazeteciyle röportaja başlıyor. Polis araya giriyor. Polis sonra milletvekilini bir kenara alıyorlar. Gazeteciyi bir kenara alıyorlar. Röportaj yapılamıyor. Buna hakkı yok yani. Bunu yapamaz. Yani mesela hangi yetkiyle, hangi hakta, hangi kanuna göre bunu yaptı? Sorabiliyor muyuz? Yani işte sorduk yani. Ne sorduk. Önemi nasıl var olabilir? Cevap alıyor. Yani ne önemi var ki? Ne önemi var? Murat Sarıtaş dedim. Sarısaç, rejiden uyarıyor arkadaşlar. Yani bir kanunu arkasında hissetmesine gerek yok ki polisin. Memleketteki iklim bir bu yani. Polis bir röportaja, sokaktaki bir röportaja müdahale ediyor. Röportajı veren bir milletvekili açıklama yapıyor. Karşıda kamera ve mikrofon var ve aralarına girip bariyer örüyor. Yani fiili olarak yaptırmıyor. İzahı yok bunun yani. Bunun izahı yok. Bunu nasıl yaptınız, niye yaptınız? Bu senin dediğin gibi kabul edilemez bir şey. HDP baskı, eleştiri ve tepkiyi hak ediyor. Yani senin duruşunu gözden geçirmen gereken birçok şey var, durum var. O durumlarda gereğini yapman beklenir. Şimdi dediğin gibi bir çaba da görüyorsun. Bu yeterli mi? Hayır, bu yeterli değil. Şimdiye kadar alman gereken mesafeyi almış olsaydın, koyman gereken mesafeyi koymuş olsaydın, zaten şimdi bu kadar iç siyasetin istismar edebileceği bir şey olmazdı. Alan haline gelmezdi. Böyle bir alan orada durmazdı.
O kapanmadı o boşluk. Fakat terörle mücadele eskiden beri milli güvenlik siyaset belgesine, milli güvenlik siyasetine de yansımıştı böyle. Eskiden beri şu konsepte dayanıyordu. Yani dağa çıkışlarının önüne düz ovada siyaseti koyarsın. Düz ovada siyaset güçlendikçe terör örgütünün elinden istismar ettiği, propagandasına malzeme yaptığı şeyi alırsın. Ona koz vermezsin ve böylece sivil siyaset güçlendikçe orası zayıflar, anlamsızlaşır, istismar edeceği bir şey kalmaz. Terörle mücadelede terör örgütünün sonu böyle getirilir, nihai başarı böyle sağlanır, kazanılır. Bunu Genelkurmay başkanları söyledi bu ülkede. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar siyasetçiyken bunu söyledi. Ya gelin düz ovada siyaset yapın dedi. AK Parti'nin temel yaklaşımı buna dayanıyordu. Peki şimdi yani HDP'nin eksiği kusuru yok mu, var? Yani tepki de gösterirsin, eleştirirsin de, evet, üstünde kamuoyu baskısı da kurarsın. Bunların hepsi tamam. Fakat yani HDP'nin kapatılması ya da milletvekillerinin tamamının dokunmazdan kaldırılması. Sivil siyasetin bu anlamda HDP kolunun önünün kesilmesi. Orada hatta yeni bir partiye bir daha izin verilmemesi, bu yönde talepler de var. Bir daha izin verilmemesi neye yarar? Terörle mücadeleye mi kazandırır? Terör örgütüne mi yarar? Kim sevinir buna? Ya da HDP'ye oy verenlerin gönlü mü kazanılmış olur yani böylece? Zaten mesele terör örgütünün zeminini kaydırmaktı. Zaten mesele o. HDP'yi daha çok sistemin içerisine çekmen gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklarken ne dedi? Demokratik katılım kanallarını güçlendireceğiz dedi. Peki bu HDP kapatılarak mı yapılacak? Ya terörle mücadelede nihai sonucu getirecek şey sonuçta o tabanın, HDP'nin seçmeniyle birlikte daha çok demokratik siyasetin içine çekilmesi. Demokratik siyasetle hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğunu gösterirsen terör örgütü anlamsızlaşır, istismar kozu kalmaz elinde. Eğer burada problemler olursa terör örgütüne şu istismarı yapma imkanı doğar. Yani işte bakın kardeşim, biz demiyor hayat muyduk? Hayat hakkı tanımıyorlar. Ha, biz demiyor muyduk hak arama, demokratik siyasette hak arama yolları kapalı. Bakın bu iş sivil siyasette değil, bizim gibi vahşetle, terörle, barbarlıkla olur. Kozu yani geçer. Şu görüntü, az önce izlediğimiz görüntü Türkiye'de hiçbir şeye hizmet etmiyor. Barışa da hizmet terörle etmiyor. Mücadeleye hizmet etmiyor. Terörle mücadeleye hizmet etmiyor. Siyasete hizmet etmiyor. Sivil siyasete hizmet etmiyor. Seçim kazanmaya hizmet eder. Seçim belki kazanmaya da hizmet etmiyor işin kötüsü. Yani o bölgede nereden seçim biliyoruz kazanmaya bir katkısı mı olacak bu görüntünün? Sadece kızgınlığı arttırıyor. HDP'ye belki yönelimi de arttıracak bir şey bu. Ya böyle bir politikayı ben gerçekten anlamıyorum. Nefes aldırmaz vaziyette HDP'ye. Bu terörle mücadeleye hizmet eden bir şey değil. Burada amaç terörle mücadele olamaz. Çünkü terörle mücadelenin nasıl olması gerektiğini iktidarın, milli güvenlik kurumlarının, güvenlik kurumlarının bize şimdiye kadar söylediklerinden biliyoruz. Bu o değil. Bu onunla, bize bunun böyle olmaması gerektiğini onlar söylüyorlardı. İlker yani Başbuğ 7 kere bitirdik. 5 kere bitirdik. 5 kere dedi. Bitirdik. 6. Yani daha çıkışlarını başladı. Kesmezsen öyle tek tek, evet, etkisiz hale getirerek silahlı yöntemle, yani güvenlikçi yöntemle bu iş nihai sonuca varmaz diye söyledi. Başkaları da söyledi. Bu AK Parti'nin de benimsediği, hatta devletin milli güvenlik siyasetine benimsettiği görüştü. Şimdi ne oldu peki? Niye bu görüşten döndü? Başka bir şey oldu. Başka bir siyasi beklenti oldu artık. Çünkü siyaseten biraz da kullanılır bir... Yani terör örgütünün altını boşaltacak, onu boşa düşürecek, açığa düşürecek şey sivil siyaseti güçlendirmektir. Burada bir açmaz var. Sivil siyasetin de gerçekten sivil siyaset yapması lazım. Kabul. Burada bir açmaz var. HDP'nin bu konuda alması gereken bir yol var. O yolu da beklenen hızda almadı. Ama mesela bugün bu tweetten sonra Pervin Buldan'ın Karayılan'la fotoğrafları hemen Twitter'da konuldu. Bu TT oldu. Ne diyorsunuz buna? Zaten Cumhurbaşkanı da dedi değil mi? HDP'nin yanında mısın değil misin? Seç kardeşim. Bugün şeyde söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrısı vardı. Şimdi Karayılan fotoğraflarıyla bu propaganda yapılıyorsa Pervin Buldan'a karşı, burada da büyük haksızlık var. Devletin bir çözüm projesi içerisinde yer almak bugün suç haline gelmiş olduğundan dolayı en azından burada bir etik arıyorsun, bir
Hani etik de değil. Avukat Turgut Kazan hatırlatmıştı o ayrı fotoğraflar tabii, ilk tabii. geldiğinde. Yani hani Kandil'e biz devletin nezaretinde ve talebiyle, iktidarın isteğiyle gittik demişti zaten Pervin Buldan. Tamam hadi onu da koy bir kenara. Öcalan'ın verdiği mektubu götürdük. Oradan tabii. mektup alıp geri getirdik diye anlatmıştı. 2014'te bir kanun geçirilmişti. Bu kanuna göre işte bu çerçevede çözüm süreci kapsamında hani gönderenle gönderilenler hukuken sorumlu tutulmayacaktı. Tutulmayacak. Bu kanun metnine yazıldı. Şimdi bu ne olacak yani orada kanun var. Ya burada yapılan şey bel altı vuruş Pervin Buldan'a. HDP'nin de kendi içinde sorgulaması gereken durumlar var mı? Elbet var. Ama geldiğimiz noktada HDP'yi ortadan kaldırarak, kapatarak HDP'li milletvekillerine şu muameleleri yaparak da bu meseleleri sadece halının altına süpürebiliriz. Başka hiçbir şey yapamayız. Ve biz uğraşmaya devam ederiz bu işlerle. Niye bunu demokratik yollarla yapmanın formüllerini aramıyoruz? Niye biraz tahammül arttırmıyoruz? Muhalefetin iktidarla siyasi rekabeti ve mücadelesinde elini zora sokan bir kutuplaşma atmosferi oluşturulmak isteniyor. Bu yani epey bir zamandan beridir. Bu da onun parçası. Bu terörle mücadele üstünden yürütülüyor. Böylece yani belli partiler marjinalize edilmek, yalnızlaştırılmak istenen CHP ve HDP ile yan yana gelmek, onların da birbirleriyle yan yana gelmesi zorlaştırılmak, Millet İttifakı'nın bir arada kalması imkansızlaştırılmak isteniyor. Yani şey bu, yürütülen strateji bunu gösteriyor bize. Peki bu nasıl bozulur? Şimdi İyi Parti İmamoğlu gerilimine gelirsek bu nasıl bozulur? Yani terör sevici diye karalanmamak için eğer birbirine Millet İttifakı bileşenleri, partileri, siyasetçileri birbirlerine terör sevici, onunla bununla yan yana gelmekte suçlamaya başlarlarsa, yani iktidarın dilini birbirlerine karşı kullanırlarsa, yani o zaman kime yarayacağı belli bunun. Bunun zaten terörle mücadele olmadığını konuştuk. Yani bu terörle mücadeleye yarasın diye yapılan bir iş değil. Bu bize tam tersi söyleniyordu. Ve son derecede net aslında bunu yapanlar da amaçlarını biliyor. Buna karşı olanlar da biliyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Kadın Kongresi'nde gündeme getirdiği meselelerden biri de CHP'li Özgür Özel'in Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Diyarbakır annelerine yaptığı ziyaretti. 1,5 yıldır Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'nın önünde bir eylem var. Çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, bunun HDP bazılarının HDP teşkilatları aracılığıyla, yani onların vasıtasıyla bir irtibat kurularak dağa gittiklerini söylüyor. Terör örgütüne katıldıklarını söylüyor ve diyorlar ki bizim çocuklarımız sizin üzerinizden dağa gitti, bu çocukları bize geri verin. 1,5 yıldır burada eylem devam ediyor. Özgür Özel geçen hafta ziyaret etti orayı. İlk kez bir CHP'li gitti. Diyarbakır İl Başkanı'nın gittiğini söylemiş Özgür Özel. Bilmiyordum ben. Ama sonuçta üst düzeyde bir ziyaret. Ve dedi ki biz gittik. Orada bize tepki gösterenler oldu. Sizin burada ne işiniz var diyenler oldu. Ama onlar anneler değildi. Eylem yapan anneler değildi. Hatta anneler dediler ki gelin. Yani yanımıza gelin dediler. Bunun üzerine gittik, konuştuk vesaire. Bugün Cumhurbaşkanı bunu eleştiriyor. Yani diyor ki 550 gün sonra mı aklınız başınıza geldi? Bugüne kadar görmezden geldiniz, mücadelelerine destek olmadınız, şimdi de gittiniz diyor. İstediği şey değil miydi Sayın Cumhurbaşkanı? Bunu istiyordu. Gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü. Gittiler, memnun olması gerekmiyor mu bundan? Evet, ama Cumhurbaşkanı'nın işine yarayan CHP'nin oraya gitmesi miydi, gitmemesi miydi? Gitmese bunu söylemeye devam etme imkanı olacaktı. HDP yine şeytanlaştırılacaktı. Evet. Bu gerçekleşmeyen ziyaret üzerinden. Yani burada eylem yapan anneler elbette ki CHP şeytanlaştırılacaktı. Buradaki anneler elbette ki çocuklarına kavuşabilmek için bir umut peşindeler. Yani onlar işte deneyecekleri her ne yol varsa bunu deneyeceklerdir. Ama sonuçta bu eylem de iktidar tarafından bir biçimde kullanılıyor, bunu da söylememiz lazım. Yani sürekli orada gündeme getiriliyor, sürekli haberler yapılıyor ve işte kimi zaman gerilim çıkıyor, onlar da yansıtılıyor. Yani HDP'lilerin anneleri provoke etmeye çalıştığı vesaire falan söyleniyor. Hatta bunun üzerine, yani bu Özgür Özel'in yaptığı ziyaret üzerine Anadolu Ajansı çok sayıda haber yaptı.
Yani oradaki bir sürü anneyle, babalarla konuştular ve CHP işte bugüne kadar neredeydiniz, şimdi niye geldiniz tepkisinin gösterildiği haberler yansıttı. Çok sayıda haber yapıldı. Yani HDP şimdi teröre lanet olsun, Allah belasını versin filan dese neredeyse bundan da hoşnut olunmayacak. İstenen bu değil miydi? Zaten oldu. Pervin Buldan konuştu ve ona tepki gösterdi. Demirtaş tweet attı. Yani kendince ileri bir şey yaptı. Kendi konumu, siyasi konumu ve dengeleri açısından. Ona bile işte bir sürü şey söyleniyor. İşte hadi yüreklendir yani, diyesi geliyor insan değil mi bu tip durumlarda? Pervin Buldan bunu söylemiş. Yüreklendir. Teşvik et, özendir. Aynen, yani demokratik katılımı güçlendirecek adımlara, daha çok legal zemine çekmeye çalış, daha çok özendir. Ama yok, tam bu teşvik edileceği yerde buna yönelik adımlar neredeyse hani ne diyelim? Zor. Yani özendirmenin zor tersini anlatan bir kelime var mı? Özendirmeme. Discourage. Neredeyse bundan alıkonulacaklar yani. Evet. Yani yapmamaları aslında siyaseten biraz hoşa gitme meselesi. Yapmasalar daha iyi. Annelerin yanına gitmeseler daha iyi. HDP her ne kadar sürekli terörle bağlantılı olarak gösterilse, biz terör istemiyoruz açıklamaları var. Bunu daha güçlü ve farklı yöntemlerle söyleseler bundan da bir hoşnutsuzluk söz kurgu, konusu. Siyasi kurgu bozuluyor. Siyasi oysa kurgu bu ülkeye bozuluyor. Ezber bozuluyor. Yani. Tabii burada devlet adamlığı ihtiyacı var herhalde değil mi? Yani siyaseten kaybetmektense. Şimdi merkez... 2 dakikalık bir reklamımız var. Gidip gelelim mi? Yine mi? 2 dakika. Peki. 2 dakika sonra buradayız sevgili izleyiciler. Sen ne dersine devam ediyoruz. Diyarbakır annelerini konuşmaya devam ediyoruz. Ne diyorsun? Yani bu annelerin eylemleri aslında siyasetin dışında bırakılsa gerçekten çok anlamlı hale gelecek. Ama bir sanki tekel varmış gibi. Onları sadece anlayan... Tam tekel deyince araya bir gireyim mi? Cumhurbaşkanı diyor ki bu diyor siyaset üstü bir mesele diyor. Yani oradaki eylemi kastederek söylüyor. Partiler üstü demek istiyor. Evet, siyaset üstü bir mesele diyor. Bu öyle rol yaparak değil, ancak gönülden, kalpten, yürekten gelen üzüntü beyanı ve destek ifadesi gerektiren bir durumdur diyor. Doğru söylüyor. Doğru, öyle olması lazım ama üzüntünün kalpten, yürekten geldiğini, kimin üzüntüsünün kalpten, yürekten, kimin üzüntüsünün kalpten, yürekten onlara, olmadığını kim söyleyecek? Onlara, onlara gerekli cevabı zaten anneler verdi diyor. Evet. Aynı şeyde. Gerekli cevabı verdi diyor. Yani annelerin destek olmaya gitmiş Özgür Özel. Bunu yüreklendireceğine, merkezde bir yönetici olarak, bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunu yüreklendireceğine, onlara anneler zaten o gerekli dersi verdi. Yani bundan sonra gitmesinler. Bu manaya geliyor değil mi? Bundan sonra gitmesin. Bugüne kadar gitmesin. Zaten gitme bundan sonra. Geç olsa da gitmişse takdir edip burada bir bütünlük sağlamanın yolunu aramak varken... bu işte artık işin içine ne kadar siyaset girdiğini gösteriyor orada da. Ben doğru noktada arandığı konusunda da emin değilim. Yani bunun bir baskı aracı olması önemli, annelerin talepleri önemli. Ama HDP binasının önünde bu işin 1,5 yıldır yapılıyor olması da siyasetin bir başka yüzünü gösteriyor bu burada. Bu partiler üstü tutma iddiasıyla uyumlu bir tavır bekliyorsun sen. Diyorsun ki yani bu mesele terörle mücadele ve annelerin evlatlarına geri isteme bir de, mücadelesi. Allah aşkına HDP'den istemek ne demek yani çocukları? Yani ne yapacak HDP mesela? Daha çıkış kapısı işte, HDP demek yani. Yani evet, ne HDP, yapacak? Gidecek telefon edip bunları nedir ya, yani bu? HDP'nin terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair kimilerinde yeterince güçlü bir karine oluşmamışsa bu eylem o karinenin oluşması ya maksadıyla desteklenmiyor mu? Burası bir istismar alanına döner diye endişe ediyorum. Yani amaç bu iken HDP, yani o evlatlarını HDP'den istemeleri doğruydu, yanlıştı, adres orasıydı, burasıydı falan filan. Bu sorular bana biraz naif sorularmış gibi geliyor. Çünkü bir şey var, bir strateji var, bir plan var ve o plan çerçevesinde tam da biz de o planı işte hani şimdi acaba dile getirebilir miyiz diye. İktidarın muhalefeti bir uca itmek istediği belli. Kutuplaştırma siyasetini çalıştırmak için kendisi bir uca doğru kaydı. Yani merkezden çekildi, alan boşalttı ama o alana şeyi de sokmuyor. Muhalefeti de sokmuyor. Merkezin dilini kullanmasını istemiyor siyasetin. Bir takım şeylerden
duyulan yüksek rahatsızlığın sebebi de o. Yani makulleşmeyi, normalleşmeyi kim yaparsa yapsın, CHP'den de gelse, işte İmamoğlu'ndan da, Mansur Yavaş'tan da, HDP'den de, İyi Parti'den de iktidar tepkiyle karşılıyor. Bunu yüreklendireceğine herkesin cesaret kılıyor. Herkesin yeri belli diyor. Cesaret kılıyor. Sen orada dur, sen orada dur, sen dur, ben burada duruyorum. Tabii. Burası dursun. Oysa ülkenin ihtiyacı olan şey bir merkezin tahkim edilmesi. Siyasetin ve toplumsal merkezin tahkim edilmesi. 2002'de kaybolan mı diyelim? Ha, 2002'de mi? 2000, yani merkez partilerin hepsi meclis dışında ya, kalmış. İşte AK Parti yeni bir merkez oluştu filan, sonra şimdi o merkezin dilini temsile yeltenen, işte dediğim gibi cesareti kırılarak bir karşı kampanyayla filan püskürtülüyor. Bu şey hikayesi de o. Yani mesela Sayın Akşener'in İmamoğlu'nun tweetine gösterdiği tepki bunun farkında olduğuna delalet eder. Çünkü gerilimin üstüne çıktı. Yani gerilimin tarafı olmadan Sayın İmamoğlu'nun attığı tweet, işte Sayın Yavuz Ağar Alioğlu'nun tepkisi, bunların hepsi özgürlükçü tartışma, serbest tartışma ortamının parçasıdır. İki ayrı görüştür. Partimizden çok tepki oldu buna. Ben hep saygı duyuyorum. Bu kendisini bu kutuplaştırmanın tarafı olmaktan kaçındığını gösteriyor. Kendisini onun üstünde konumlandırmak istiyor. Çünkü bu ucun karşısında öbür uca sıkışmak istemiyor. O uca hapsolmak istemiyor. Merkeze yürümek istiyor Sayın Akşener. İyi Parti'yi de, partisini de merkeze taşımak istiyor. Zaten merkezin diline hassasiyetlerini taşımayan, temsil etmeyen toplum çoğunluğunu kucaklayamaz. Yani kapsayıcı olmayan, kucaklayıcı olmayan da merkeze gelemez. Tersinden baktığın zaman. Kucaklayıcı olma mecburiyeti var. Merkeze kim talipse, ben merkezin partisi olacağım, geleceğim, siyasetin merkezine oturacağım, yerleşeceğim diyorsan yapacağın şey belli. Kucaklayıcı ve kapsayıcı olacaksın. Sayın İmamoğlu'nun tweet'i de o çabanın parçası. O da kucaklayıcı ve kapsayıcı olmak için onu yapıyor. Kimseyi dışlamamak için. Daha geniş bir kutuplaştırma. Akşener'in tezkereler için alacaklarını ilan ettiği tutumda. Orada da o var. Çünkü kutuplaştırma nasıl çalışıyor? Ayrıştırıcı, ayrımcı, dışlayıcı dille ve tavırla çalışıyor. Şimdi ayrımcı, dışlayıcı siyaseti sen de benimser, o dili kullanırsan kutuplaşmanın parçası olursun. Kutuplaşmanın kime yaradığı, kime kazandığı. Ama orada bir özgüven ihtiyacı yok mu Akif? Yani bu yönde de muhalefet partileri eleştirildi bu döneme kadar. Geçmişte kaldırılan dokunulmazlıklar sırasında da aynı şekilde. Sonuçta iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi halka izah etmek de siyasetçinin görevi. Bunu savunman gerekir. Savunman gerekir. Yani bence İmamoğlu orada önemli bir iş yapıyor. Bugün de onu yaptı. İnandığı işi. Bugün de arkasında durdu. Eleştirilere rağmen arkasında durarak devam ediyor. Paylaşımının arkasında durdu. Sayın Buldan, belli ki Sayın Akşener'de, başkaları da davet edilmiş. Sayın Buldan'ın davete icabetinden memnuniyet duyduğunu söyledi Hatıra Ormanı'na. Doğrusunu nasıl yaparsın? Kompleks dışı bir yaklaşım. Doğru. Bugüne kadar pek rastlanılmayan muhalefette bir yaklaşım. İktidarın sana giydirmek istediği psikolojiyi reddediyorsun. Yani şeyden, karalanmaktan korkup o alandan, merkezden kaçırmak doğru, istiyor. Doğru bildiğini korkup söylemekten seni tabii, imtina etmeni sağlıyor. Tabii. Oradan kaçmanı, öbür uca gitmeni ve onunla çekişmeni istiyor. Ya da ona katılmanı. İkisinden birisi. Yani ortada işte, durmanı istemiyor. Bugün tekrar hatırlatacağım. Cumhurbaşkanı yanında mısın, karşısında mısın diyor. Ya illa yanında ya da karşısında ortası olmak mu zorunda mıyım ben? Yanlış yaptığı yerde karşısındayım, doğru olduğunu düşündüğüm yerde yanındayım. Üstelik halk oy vermiş. Halkın oyuna da saygı duyarım. İkisi de Sayın Akşener'de bu şeye gelmedi. Bu kutuplaştırma, uçlaştırma tuzağına gelmedi. Sayın İmamoğlu da ne cevap verirsin mesela böyle bir şeye? Böyle bir tepki de var vesaire. Yani bir geri adım atıp karalanmaktan korktuğun için, terör sevici gösterilmekten korktuğun için geri çekilebilirsin. İkincisi arkasında durursun ve doğrusunun ne olduğunu gösterirsin. Ne doğrusu? Sayın Akşener adına da bir fidan dikildi Hatıra Ormanı'na. Fermin Buldan Sayın şey. Emine Erdoğan adına da bir hatıra fidanı dikildi orada. Şimdi o yani dışlayıcılığı dışlama tavrı budur. Dışlayıcılığı dışlıyor, ayrımcılığı reddediyor ve ona direniyor. Bunun bir bedeli var. Bir süre daha karalanma kampanyalarına maruz kalmaya devam edersin. Türkiye'de ama iş yapacak mı artık? Türkiye'de ben onun artık bunu, çok fazla iş yapacağını bunun düşünüyorum. Bunun kırılması lazım zaten. Tabii. Bu kırılmazsa iyi değil. Yani hiçbirimiz için Cumhuriyet iyi değil. Halk Partisi Genel Merkezi'nin de son bir yıldır, bir buçuk yıldır uyguladığı politika bu çerçevede.
Orada da bir bu korkulardan, endişelerden, karalanma kampanyalarından, dışında kalmak için yapılan işlerden uzak durma hali var. Biraz daha kendine güven, özgüven artışı söz konusu. Bunda tabii seçim kazanmanın getirdiği bir özgüven de var elbette. Ama Türkiye'nin bir gerçeği var. O gerçeği görerek hareket etme hali. Bir de şöyle bir detay var. İktidar bu çizdiğiniz çerçevede işine gelen her neyse, siyaseten kullanışlı olan her neyse, onu bir biçimde kullanıyor. Mesela örnek şu, Mithat Sancar Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Sonrasında, görüşme sonrasında Mithat Sancar tek başına açıklama yaptı. Eğer birlikte açıklama yapılsaydı denilecekti ki işte CHP ile HDP yan yana, işte Şehir İttifakı, bunlar birlikte. Ama açıklamayı sadece Mithat Sancar yaptı. Bu sefer de şu denildi. Cesaret edemiyor. O görüntüyü vermediler. İşte eleştiri olur diye, tepki olur diye bundan kaçındıkları için. Ben de eleştiriyorum CHP'yi. Açıklama yaptılar. Bu görüşme yapıldıktan sonra bütün partilere desticiye gösterilen muamelenin bir benzeri Mithat Sancar'a da gösterilmesi lazım. Evet. Orada büyük bir hataydı o. Şimdi öyle de böyle yapsan sonuç değişmiyor. Değişmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni işte Mansur Yavaş aldı. Millet İttifakı adayı, CHP'li bir siyasetçi aday olarak. Yani halk ekmekten alışverişi meclisin kestiği bugün söylendi. Selam vermeyecekler. Yemekhaneye ekmek. Yani Mansur Yavaş'a bile tahammül edilemiyorsa o da yani ya buradan... Yağmurlu havada su yok diyor aslında. Değil mi? Öyle bir şey. Yağmurlu havada su denilir mi? İşte yağmurlu havada sebil su olduğunda yani. Sebil olduğunda bile yok. Memleketimizin her bir köşesi Times Meydanı gibi bu aralar. Neden Times Meydanı gibi? New York'ta o meşhur Times Meydanı'nda, seyircilerimiz görünce şimdi hatırlayacaklar. Gitmeyenler de Amerikan filmlerinden biliyorlardır orayı zaten. Stop Erdoğan diye bir ilan verildi bu panoya. FETÖ'cülerin organize ettiği, Amerika'da yaşayan FETÖ'cülerin organize ettiği söylendi. Buna mukabil Love Erdoğan kampanyası başlatıldı. Hı hı. Yani işte Marmaray'da trenin ne zaman geleceğini gösteren bilgilendirme panolarında, sokaklardaki işte bu gördüğünüz panolarda, İstanbul'da, Diyarbakır'da, bir sürü yerde Love Erdoğan. Doğru değil ama bu bilgi. Diyarbakır'da Ez hazdıkım mı? Kürtçe yazdı. Doğru. Kürtçe yazdı. Love Erdoğan yazmadı. Kürtçesi yazdı onun. Evet. Yanlış bir bilgi. Amaca hizmet etsin diye, değil mi? Ama kadın destek uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 6 dilde hizmet vermeye başladı. Aralarında Kürtçe yok. Yani ihbar butonu uygulaması o. Kadın şiddetiyle, kadına karşı şiddetle mücadele için geliştirilen bir program. Çok da iyi bir iş. Bu ekranda 6 dil var. Türkçe, Almanca, Farsça, İngilizce, Rusça, Fransızca. Kürtçe yok. Yani Türkiye'de mesela milyonların konuştuğu bir dil var. Bu ülkenin insanının ana dili bir bölümünün. O yok burada. Kürtçe fobisi devreye girmiş. O yok. Fakat Fransızca, İngilizce, Rusça, Farsça, Arapça. Niye oralarda yok mesela? Yardım isteyebiliyorsun. Bu ihbar butonuna basabiliyorsun. Kürtçe ihbarda bulunamıyorsun. Yardım isteyemiyorsun. Suriye'den gelmişsin mesela, göçmensin. Emniyet sana bu imkanı sunuyor. Kendini de söyleyebiliyor. Rusya'dan gelmişsin. Türkiye'de zor durumda bu imkan kaç var. Fransız Almanca aynı şekilde. Fransız. Acaba Türkiye'de? Ya bilmiyorum, belki de vardır. İyi de bir şey. Keşke başka bir dillerde de olsun. Ama niye Kürtçe yok yani? Yani kaç Fransız vatandaşı var Türkiye'de? Bunlar bu Fransız vatandaşlarından şiddet gören olacak. Sonra butona yardım isteyecek falan, ama kaç Kürt var? Ya bir de bunlar aşılmıştı. Kaç Kürt yardım istedi? Kürtçe fobisi bitmişti ya. Kürtçe fobisi aşılmıştı. Çok mesafe alınmıştı. Üniversitelerde Kürt dili edebiyatı okutuluyor. Buyurun. Bölümler var. Yani sen şimdi oradan buraya nasıl tekrar geri geldik? Ya soru bu. AK Parti'nin kendisine sorması gereken soru bu. Çünkü onun siyasi mirası öbürü. Cumhurbaşkanı'nın yani, en çok övündüğü şeylerden biri değil miydi bu? Yani öyle. Anne oğlunu gidip cezaevinde ziyaret ediyor, konuşamıyor, camdan birbirlerine yani bakıyorlar diye anlatıyordu. Diyarbakır valisi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı, değil mi? Evet. Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe Erdoğan, Love Erdoğan yazabiliyor, Erdoğan'ı seviyoruz yazabiliyor, yazdırabiliyor Kürtçe. Fakat Diyarbakırlı bir kadın
şiddet korkusuyla, şiddete uğrama korkusuyla emniyete ihbarda bulunacağı zaman Kürtçe ihbarda bulunamıyor. Mantığı ne, izahı ne, yani niye? Tek niye bir cümle de edilmedi biliyor musun bununla ilgili? Tek bir cümle edilmedi benim görebildiğim emniyetten. Çünkü bir yani bir 36 saattir falan buna büyük tepki var. Herkes tepki gösteriyor. Aklını alabileceği bir şey. Oysa çok güzel bir uygulama. Çok, çok güzel iyi bir uygulama. Hizmet, çok iyi bir hizmet. Yani. Ama bir cümlede ya biz eksik kalmışız olmadı. Ya biz bunu düşünemedik olmadı. Çünkü telafi belli ediyoruz. Ki... Ya telafi... desen ki bunun grameri yok, dil bilgisi yazamadık, lügati yok. Üniversitelerde okutuluyor. Nasıl okutacaksın ya bunu doktora, o zaman? Doktorası var bunun. Yani doktora programları var Kürtçe. Nasıl yok yani? Şimdi o da değil. Peki ne? Ama bunu yani sorsam bu mesela iktidar temsilcilerine şöyle de diyebilirler. Ya biz TRT Kurdi'yi yayına sokan bizi bizim Kürtçeyle ne sorunumuz olabilir? Hala yayında. Bak aklıma gelmedi söyledin. TRT Kurdi yayını var. TRT Kürtçe yayın yapıyor. Evet. Ne güzel. Peki burada niye yok? Yani mesela Türkçesi zayıf ya da yetersiz bir kadın Diyarbakır'da Erdoğan'ı seviyoruz diyebiliyor Kürtçe'de. Niye polisten Kürtçe yardım isteyemiyor? Niye? Yani orada bir uygulama, bir yazılım var. O yazılıma niye bu dahil edilemiyor? Akılla izahı yok ya. Evet. Yani bunun için. Şu Love Erdoğan'a dönebilir miyiz arkadaşlar? Bir o görüntüleri verelim orada, tekrar. Evet. Burada iki dikkatinizi çeken bir ayrıntı var mı şu bakınca böyle? Şey yeni bir tasarım var. Daha önce görmediğimiz bir şey mi? Daha önce görmediğimiz, nedir? Pek rastlamadığımız bir şey. Genelde kalp O'ya yapılıyor diye biliyoruz. Evet ve burada V'ye yapılmış. Burada V'ye yapılmış. Ve hepsi aynı. Acaba bunlar daha böyle verdim. Tek merkezden hani bunları yapın kim, diye talimat mı gitti? Hiç kim farklı yapıyor? Mesela bunlar parayla mı asılıyor oralar acaba? Parayla asılmasa bile başkasının asmasına mani olmuş oluyorsun. Yani bunu asan belediye oradan reklam gelir. Bir maliyeti var bunun yani. Bir maliyeti var yani. Sonuçta kiralanan bir yeri sen kullanıyorsun. Evet. Yani kamuya gelir sağlayacağın bir parasını şey. Parasını kim ödüyor diye ben merak ediyorum. Benim cebimde bir karıncalanma vardı birkaç gündür. AK Parti ödüyordur herhalde ya. Sen, kim ödeyecek? Bizden mi gidiyor acaba? Olan oldu. Atalar düşkünleri geçti. Paralar gitti mi? Hayır bir karıncalanma var birkaç gündür. Evet. Acaba diyorum bu hani ilana şey sen fark edene kadar olan oldu diyor. Bir de şöyle bir nüans var. Şimdi Stop Erdoğan yani Amerika'daki ne manaya geliyor? Erdoğan'ı durdur manasına geliyor. Love Erdoğan diye yazdığın zaman da bunun tam Türkçe'ye çevirdiğinde Erdoğan'ı sev anlamına geliyor. Yani Erdoğan'ı durdur başka bir şey. Yani bizim şu anda memleketin her yanında bir sürü sokakta Erdoğan sev yani, diye yazıyor. Orada biraz makarası bu işin tabii. Orada bir Türkiye karşıtı lobinin düşmanlık olsun diye işte yaptığı Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı bir şeye biz bu kadar paye vermeli miydik? Evet. Ben başka bir noktaya daha dikkat çekelim. Orada yapılıyor bu. Orada yapılmasının bir manası var. Stop Erdoğan derken Biden yönetimine mesaj veriyor ya da oradaki işte temsilciler meclisine senatoya. Onlar da biz o panoya bakıp mı şey yapacaklar yani? Yapacaklar veya yapmayacaklar. Bizim paye ikili, vermeyebilirsin. İkili ilişkilerimizin kaderi ona kaldıysa eğer birisi o panoya bir şey yazdırarak sonuç alabilecekse. Çok doğru. Hani yandı ama, gülüm keten helva. Ama yani yapacaksan da orada yap bari. Tabii. Orada aynı yerde yap böyle bir karşılığı olsun. O yüzden olsun. Memleketin her yanı Times Meydanı diye yazdık. Buralar Times Hayır, Meydanı mı yani? Türkiye'nin dört bir yanına geldiğinde bunun ne amacı olacak? Türkiye Türk'ün propagandasının ne manası var? Adam orada Amerikalılara yapıyor. Sen burada Diyarbakır'da yapıyorsun Ankara'da. Ne yani? Kürtçe yazıyorsun. Bana mı yapıyorsun? Amerikan yönetimi hadi Love Erdoğan tamam. Tamam. Kürtçe yani, kim okuyacak niye yani? Niye Türkiye'de İngilizce yapıyorsun? Polisten senin? Kürtçe yardım isteyemeyen oradaki vatandaş bunu Kürtçe okuyabilecek yani. Mesela başka. Ankara'da niye Türkçe değil? Erdoğan'ı sevdiye yazılsaydı madem öyle bir kalple beraber. Ha, bu ekrandaki kamyonet var ya bunu Amerika'da yürüttüler. Yürüttüler onu biliyorum. Evet. Evet. Aynı yere yapsalardı yani. Niye evet. Türkiye'ye yaygınlaştı orada da Love Erdoğan. Makedonya'da falan da herhalde varmış Love Erdoğan. Bir de toplamda ortaya çıkan imaj olumlu bir imaj da değil. Yani Türkiye için olumlu tamam, bir imaj evet, değil. Ona... Çünkü bu işleri bu düzeyde bu basitlikte propaganda yapan ülkelerin şeyleri belli, durumları belli. Yani hangi ülkeler olduğunu biliyoruz. Vesaire falan belli. Türkiye'ye büyük haksızlık bu. Türkiye ne öyle bir şeyle, imajla, algıyla yan yana gelmeyi hak ediyor. Yani ne de böyle bir ihtiyaç var.
Yani tam tersine oradan hızla bizim uzaklaşmamız lazım. Bizim ne işimiz var onlarla? Bu birbirini destekleyen unsurlar olabilir mi? Yani bir başka yanlış uygulama da benim dikkatimi çeken. Değerlendirme hatası var burada. Bunun iyi bir şey olduğu düşünülerek yapılıyor ama değil yani. Buradan çıkan sonuç, buradan çıkan imaj olumlu bir imaj değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın yapanı aslında cezalandırması lazım. Şey yapacağına, yani takdir edeceğine bu durumda. Yani inan... Kim yapıyor bilmiyorum yani, tabii. Evet, kim yani oluyor? Kim bilmem ki. Kim yani, yapıyordur? Kim İletişim Başkanlığı yapıyor olabilir mi? Çünkü bak bu love, yani hiç kimse doğru yazmıyor. Tek grafik. Evet, tek grafik. Tek grafik üzerinden yani yürüyor. Tek elden gelmiş bunlar. Yani. Senin söylediğinle belki bilmiyorum bir yan yana getirebilir miyiz ama Cumhurbaşkanı'nın katıldığı son toplantılarda, kongrelerde ayağa kalkıp, herkesi ayağa kaldırıp Rabia hareketiyle işte tek millet, tek devlet, tek bayrak, bayrak, tek vatan. Tek vatan diye böyle bir şeyi her seferinde tekrar etmesi ve herkesin ayağa kalkması, ellerin şu şekilde olması falan, bunlar da aslında bence kötü bir görüntü veriyor Türkiye'ye. Yani bunun benzerini destekleyen nitelikte kötü görüntüler. Ama o değişecek artık. Doğru. Yeni bir Rabia bulmamız gerek. Niye? Yani tek demokrasi, tek insan hakları, tek hukuk devleti, dördüncüyü bulamadım. Yardımcı olursan sevinirim. Çünkü biz bir insan hakları eylem planımız var. 2 yıl sonra bildiğin Batı İsviçre standartlarında olacak. Evrensel bir demokrasi. Tabii İsviçre olacak. Tabii 2 yılımız var. Bütün dertlerimiz bitecek. Dolar 7.75 bu arada. 7.75'e kadar yükseldi, bir seyircimiz uyarmış. Ama o da geçici. Yani 2 yıl içinde buna da kafayı takmamıza gerek yok. Vallahi insan haklarında benim en çok hoşuma giden bundan sonra ifade sinden dolayı kimse cezalandırılmayacak garantisiydi. Anladığım kadarıyla o garantiyi de kimse tam olarak itibar etmemiş. Ertesi gün yani ifadelerini çok rahat şekilde ortaya koyanlar yoktu. Bir değişiklik olmadı yani. 2021 yılında bir cumhurbaşkanı olarak çıkıp ifadesinden dolayı kimse cezalandırılmayacak demek aslında Türkiye'nin tablosunu ortaya koymak açısından çok can sıkıcı bir durumdu. Yani bunu söylemek zorunda hissetmek çok rahatsız edici bir şey. Zaten yasak değil. Zaten olamaz. Zaten cezalandırılır. Düşünce açıklaması kanunlara göre zaten suç değil. Suç değil. Bu hala anlamayanlar var diye terörle mücadele kanununa yazıldı da. Evet. Düşünce ve açıklaması, düşünce açıklaması bu ifadeyle yazıldı. Suç oluşturmaz diye. Şimdi anlamayanlar var diye. Şimdi hala demek ki suç oluşturuyor. Suç muamelesi fiilen görüyor ki devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha vaat etti. Bu böyle olacak diye. Bir şey daha. Hukuk öngörülebilirliği, bu insan hakları eylem planının 9 amacı var. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan. Üçüncüsü, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlanacak hukuka. Bu yani, bunun ne demek olduğunu bize Adalet Bakanı daha önce açıklamıştı. Demişti ki, anayasa AİHM kararlarına diğer mahkemelerin uyup uymayacağı belli değilse orada hukuk öngörülemezdir. Hukukun öngörülemediği yerde de para durmaz. Kimse yardımdan emin olmaz, yatırımcı kaçar. O zaman aynı zamanda fakirleşiriz de, yoksullaşırız, işimizi aşımızı kaybederiz. Değil mi? Bütçe açık verir. Demokrasi eksikse bütçe eksik. Bütçe açık verir. Şimdi bunları, demek ki hukuki öngörülebilirlik bu. Bunu kaybetmişiz. Bunu kaybettiğimiz için ekonomimiz kötüleşmiş. Onu iyileştirmek için şimdi demokrasi ve hukuk reformuyla hukuk ve demokrasi düzeltilecek. Reform bunun için ilan edilmedi mi? Bunun için. Ne zaman? Peki... Hukuki öngörülebilirlik bu kadar kritik ve hayati. Aynı zamanda bizi yoksullaştırıyor. Hem özgürlüğümüzden ediyor bizi hem de yoksullaştırıyor. Hem de yarınımızdan emin olamıyoruz. Böyle bir belirsizliğe yol açıyor. Nasıl kalkacak ortadan? AYM, AYM kararlarına Adalet Bakanı'nın demesiyle diğer mahkemeler ve makamlar uyduğunda hukuk öngörülebilir olacak. Bunun için niye? Mesela bu insan hakları eylem planı 2 yılda tamamlanacak dedi Adalet Bakanı. Niye 2 yıl bekliyoruz? Yani niye mesela bu sabahtan itibaren artık Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları herkesi bağlar. Beğenmediğimiz kararlar bizi bağlamaz diyemeyiz. Bu kararlar anayasanın açık emri var çünkü. Bu kararlar bağlayıcıdır diyemiyor ve uyamıyoruz. Seni ben dikeni sularken görüyorum şu anda. Ha. Diken yanlışlıkla suluyorsun diyorsun, sen. Yanlışlıkla kazara ya dikene su verilirse. Dikene su verilirse o zaman zulüm. Sadece dikene değil, her çiçeğe de su verilemiyor. Çünkü bazı çiçeklerden yanlışlıkla dikene su gidebilir. O da var. Evet, yani kurunun yanında yaş da yanabilir. Yanabilir, yani yeter ki her çiçeğe su gitmesin. Tabii. Dikene asla. Sen dikencisin. Ya dikene gitmemesi için bazı çiçeklere de su gitmeyebilir. O olabilir. O olabilir. Yeter ki dikene gitmesin. Beka.
Beka. Adalet, Beka'yı unutuyorsun. Adalet suyunun hangi çiğe verilip hangisinin kurutulacağı, soldurulacağına sadece yargı karar veremiyorsa, münhasıran bu yargı tekelinde olan bir karar, buna münhasıran yargı karar vermiyorsa, buna siyaset karar verebiliyorsa, zaten orada hukukun öngörülebilir hale gelmesi 2 yılda da mümkün olmayacak demektir. Yani aslında burada beğenmediğin anayasanın açık emri var. AİHM Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyor. AİHM'i bu konuma getiren, anayasaya yazan AK Parti'nin kendisi. Peki beğenmediğin AİHM AİHM Anayasa Mahkemesi kararına eğer beni bağlamaz diyorsan, tanımayabileceğini söylüyorsan, o zaman nasıl hukuk öngörülebilir? Hem Anayasa burada Mahkemesi'nin kaldırılmasını teklif edip hem bunun olabileceğini, çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bunu söyledi. Yapısının değişmesi lazım, kaldırılması lazım diye. Cumhurbaşkanı bunun olabileceğini söyledi. Şimdi insan hakları eylem planında Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkının daha da genişletilmesi var. Yani hem kaldırıyoruz, hem yapısını değiştiriyoruz, hem de başvuruyu genişletiyoruz. Ne yapıyoruz? Yani tam olarak aslında yapılmak istenen şey bu süreci bir, yani her şey 2 yıla endeksli. Seçim var 2 yıl sonra. Her şey 2 yıla endeksli. O endeksli, anayasa endeksli, öbür endeksli, ekonomi endeksli. Yani her şey 2 yıl endeksli. Düşünce açıklaması artık suç olamaz. Bunun için niye 2 yıl bekliyoruz? Bugünden itibaren fiilen suç olmasın. Akif, suç olmaktan çıkarılsın. Akif, suç muamelesi yapılmasın. Şunu şey yapabiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Seçim var 2 yıl sonra, 2023. Bir ay önce propagandalar, konuşmalar yapılıyor, mitingler yapılıyor. Mitingdeki konuşma belli. O tekrar iktidar olursak işte düşünce konusunda hiçbir sıkıntı kalmayacak, darbe anayasası ortadan kalkacak, şu olacak, bu olacak demenin altyapısını bugünden hazırlıyoruz biz. Hı-hı. 2 yıl sonra, çünkü bitmeyecek bu. Evet. Bitmeyecek bir süreç. Ama CHP zaten söylüyor bunu değil mi? CHP CHP söylüyor. Zaten o muhalefet partisi AK Parti söylüyor. Yani evet. Vesayetçilik ve darbecilik biliyorsun en son defalarca gömüldü, tabutuna son çivi çakıldı ama en son Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken bir daha betona gömülmüştü. Bugün darbe anayasasını savunmakla suçladı CHP'yi. Öyle ve hala demek ki ölmemiş. Hala ölmemiş. Bu şey diyorum ben buna, yani vur ölmeyen filmlerde zombiler var ya. Değil. Bir türlü ölmüyor. Yani vuruyor. Bu sefer tamam diyorsun. Serdim yere. 2.80 uzandı. Bir daha da sırtına kalkamaz. Belini doğrultamaz diyorsun. Tabutuna çiviyi de çaktım. Betona da gömdüm diyorsun. Ertesi gün bir daha hayaletli dolaşmaya başlıyor. Bu ölmeyen bir öcü bu. Yani her kış gelebiliyor. Bu kış gene yani kıştan yere çıktı gerçi de. Sonbaharda falan tekrar karşılaşabiliriz. Kafayı çıkaracak oradan. Yayını Levent Gültekin'e saldırıyla açmıştık ya. Evet. Gazeteci Levent Gültekin, belki bilmeyen seyircilerimiz vardır diye, bir saldırıya uğradı bugün akşam saatlerinde Bakırköy'de. Adalet Bakanı Habertürk'te konuktu. Bu akşam ona sormuşlar, yani böyle böyle olmuş, ne diyorsunuz, haberiniz var mı, bilgi var mı sizde diye. Adalet Bakanı şöyle demiş: geçmiş olsun, şiddeti asla tasvip etmiyoruz. Basın özgürlüğü sansürlenemez. Basın özgürlüğü sansürlenemez. Gazeteci güvenliğini insan hakları eylem planında önemli bir başlık altına aldık. Gazeteci doğası gereği eleştiri yapabilir demiş. Doğru. Zaten ama genelde, 2 yıl sonra olacak. Genelde işte söylemler şimdi doğru. Söylemlerle ilgili bir şeyimiz yok. Zamanlama problemimiz var. İşte ses bu 2 yıl sonra mı? Mesela Müyesser Yıldız da eleştiri yapabilir değil mi? Yapabilirdi. Büyük şeylerle, tantanalarla, iddialarla tutuklandı. Cezaevine konuldu. 5 ay yattı. Bütün suçlamalar değişti. Bugün bir suçlaması geriye bırakıldı. Bir tanesinden 2 yıl küsur verildi. Ve boşu boşuna cezaevinde yatmış oldu. Yani niye yapılmıyor? Artık böyle boşu boşuna haksız tutuklamayla cezaevinde yatırılanlara... Bu arada geçmiş olsun da diyorum, yani tazminat olmaz. Tazminat, çantasıyla gitmiş. 5 ayı boşa gitti. Artık boşa tazminatları gitti. Daha hızlı ödenecek. Senden benden daha hızlı verdiklerimizden. Onun için de bir şey kurulacak biliyorsun. Tazminat kurulu mu öyle bir adı insan hakları eylem planında? İyi. Bundan sonra yani daha çabuk tazminatlarına parasını neyse veririz. İstediğimize parasını verip cezaevine koyabilecek miyiz? Herkesin öyle bir hakkı olacak ne mı? Ne kadar zamanımız kaldı? İşte yani paran kadar yatırabileceksin. Paran kadar yatırabileceksin. Havuza parayı koyuyorsun, şu cezaevinde şu kadar kalsın diye devam edeceğiz. Rasim Öztekin'i kaybettiğimiz haberi de bu akşam yayın sırasında geldi. Bir kez daha rahmet dileyelim. Onun da Ferhan Şensoy'la Pardon diye bir filmi var. Masum 3 tane adamı hapse atıyorlar. Bunlar yıllar yılı hapis yatıyorlar. 20 yıl falan yatıyorlar. Sonrasında suçsuz oldukları ortaya çıkıyor. Cezaevi kapısında görevli cezaevi müdürü
pardon diyor siz. Yanlışlık olmuş. Yanlışlık olmuş. Masummuşsunuz. Evet, pardon deyip de gidelim. Mevser Yıldız'ın bugün yaşadığı hikaye tam da bu. Pardon. 5 ay. Çok can sıkıcı. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir iddia doğru dürüst yani ispatlanabilmiş değil. Suçlandığı yazıların tamamı internet sitesinde duruyor. Ajanlık yaptığı iddia edilen yazılar hala. Yani o elde edilen belgeler gizliliği yüksek derecesi belgeler değil. Çünkü suçlanan astsubay onlara ulaşma yeteneği olmayan astsubay falan diye böyle peş peşe giden çok da güzel bir konuşma yapmış Mevser Yıldız. Yazık yani insanların yazık, hayatlarından çok yazık, çalıyor. Çok yani. Yazık. Bu 5 ay az zaman değil. Adalet Bakanı ne demişti? Ya kıyamet de kopsa kanunun adaletin gereğini yapın diye yargıya seslenmişti. Orada ne demişti? Kimseden geri veremeyeceğiniz bir şeyi almayın. Yani haksız tutuklama yapmayın. Ömründen çaldığınız günleri geri veremeyeceğiniz için kimseden geri veremeyeceğiniz şeyi almayın. Haksız tutuklama kararı vermeyin demişti. Cumhurbaşkanı da şimdi söyledi değil mi? Bu tutuklamalarla ilgili asıl olan tutuksuz yargılanmaktır diye insan. Peki o zaman tutuksuz yargılayın. Tamam yani. Ya en azından Mevser Yıldız'ı yargılasaydınız ama öyle bir şey çıktı ki sanki Türkiye'yi satmış. Ajanlık yapmış. Bir şeyler yapmış. Böyle bir acayip böyle büyük balonlar uçuruluyor ya o anda. Şimdi siyaset... Hava bu. Siyaset uzun bir zamandan beridir. Rahatsız olduğu her görüşe, eleştiriye, partiye karşı... Bitiriyoruz bunu. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bir dil kullanıyor. Hem halkı bu kadar kin ve düşmanlığa tahrik edip hem ayrımcılığı ve dışlayıcılığı bu kadar körükleyip hem de kadına karşı şiddetle, gazeteciye karşı şiddetle, ona buna karşı şiddetle, siyasi şiddetle nasıl mücadele edeceksiniz? Soru bu. Niyazi Bey demiş ki İnan Bey, Akif Bey'e hala çay vermediniz. Çayımız var, Azerbaycan'dan 300 ton alacağız diyor. Ben Niyazi kahve Bey, istiyorum. Niyazi Bey ben de size dedim ki Akif Bey ki çay içmez kahve içer. Yavuz Ohan da kahve içmez çay içer. Evet. Midem, ama siz midem Akif Bey'e bir şey ikram etmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kahve ısmarla o zaman. Yolu var değil mi? Yani. Evet. İnancım kahve çay yoksa. Bana bir dakika. Ekmek yoksa pasta öyle diyorlar. Sen de bana çay yoksa kahve ısmarla. Yeter ki gönlün olsun. İşi yokuşa sürme şimdi. Bir izleyicimiz demiş ki don't love Erdoğan diyebiliyor muyuz demiş. Bence denemesin. Diyebilir mi? Demesin mi? Bence denemesin. Denemesin. Ya burada gerek mesele yok. O da değil zaten. Yani tabii ki love Erdoğan deme yani bir devlet yöneticisi ya da siyasetçiyle ilgili sevgi sözcüğü kullanmak kadar beğenmeme hakkı da var. İnsanlar beğenmeyebilirler. İstifasını isteme hakkı var mı? O terbiye dışı bir şey. Terbiye dışı. Ama burada konumuz o değil aslında. Tabii. Yani burada bir basitlik var. Basitlik var. Asıl mesele ülkenin, o. Ülkenin Cumhurbaşkanı... Bir üçüncü dünya ülkesi görüntüsü aynen. Söz ülkenin konusu. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na bir lobi kin ve düşmanlık kampanyası yürütüyor. Şimdi diyoruz ya kin ve düşmanlığı halkı tahrik etmemek lazım. Dışarıda da Türkiye'ye karşı böyle faaliyet gösterenler var. Birisi oraya işte Amerikan yönetimle Türkiye'yle evet. iyi ilişkiler kurma diyor. Ya canı cehenneme ona böyle mi cevap verilir? Böyle mi yani Türkiye kendine yakışan kratına yakışan bir düzde ağır başlılıkla cevap vermek lazım. Durumunda değil bitireceğiz mi? De bir de Love Erdoğan değil de başka bir şey demokratik Türkiye falan yazsak yani öyle bir şey olsa illa yani onu sevmek sevmemek hayır, değil. Rasim Öztekin için bir daha bir başsağlığı dileyelim. Gerçekten herkesin ailesinden biri kaybetmiş. Evet. Ani bir kayıp oldu. Evet. Büyük bir kayıp. Evet. Yakınlarına da evet. sabır başımız dileyelim. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Burada bitirelim. Rasim Öztekin'le bitirelim. Sen ne dersin? Haftaya burada olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.